Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 3 yıl cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın. Ay, kıyamam. Kızlarınızı buldum. İyi ki buraya gelmişim. Çok samimi söylüyorum. İyi ki siz var. Şüpheli bir şekilde kayboldu. Kaybolduğu gece sokağa çıkma yasağı var. Ulaşan tek kişi 2 kardeşiniz. Görgü tanıkları. O gün tekel bayiye gittim. Camı çaldım. Kesinlikle benim kimse camımı bir şeyimi çalmadı. Kamera görüntüleri. Babamın evinin önünden geçtin mi geçmedin mi? Cuma akşamı geçmedim kardeşim oradan. Korkunç şüphe. Türkan Hanım gittiği yerde değerli eşyalar takip eden. Mustafa babamın parası kaldı demişti. Bunun da aklına çeşitli şeyler gelmiş olabilir. Kaldığı yer bellidir. Kendisini görmedim. Yanıt arayan sorular. 16 milyon lira miras kalacak bir adam. Parasını da kızına verip telefonunu da evde bırakıp niye gitsin? Mustafa Özbay'ın şüpheli kaybında çember daralıyor. Az sonra Müge Anlı'da. Öldürsün. Tek bir neden olabilir para. Şüphelerin odağındaki amca. Ben bunu üstüne basa basa söylüyorum. Birinci şüpheli nedenidir. Önce eşini suçladı. Benim de eşi çuvala koydu, çöp konteynerinin yanına bıraktı diyor. Sonra iftira attım dedi. Biraz da para götürdü. Ben de bu iftirayı attım yakalansın diye. Yeğenlerinin suçlamalarına ne yanıt verecek? O evde çıkmadı o adam diyoruz ya. Kerem Durur'un kardeşi Medeni Durur canlı yayında az sonra Müge Anlı'da. Mutluluk da hüzünde. Hayatın olmazsa olmazı. Önemli olan anı yaşamak, güzellikleri paylaşarak arttırmak. Olaylar karşısında gücünüzü yitirmeyin. İyi insanlar birlikte olursa tüm zorlukların üstesinden gelinir. Hoş geldiniz efendim. Dilerim dün iyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün de aynı şekilde devam edelim. Önce teşekkür ederim. Hayrola? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Bana moral verdi. Çok koşuşturmalı geliyorum buraya vallahi. Bilmiyorum böyle koştur bu falan derken. Ama çok hoş gözüküyor. Bu güzel gerçekten. Kıyafete alkış gerekiyor. Ben de alkışlıyorum. Ay çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Hakikaten bu kıyafet mükemmel. Ha kıyafet alkışlandı yani. Mükemmel. O zaman Aslı'cığım bu alkışlar sana. Hepsi bir bütün. Her çok şey teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Efendim önce dünkü gelişmelerimizden bahsedeyim. Dünkü konularımızla ilgili gelişmelerden bahsedeyim. Biliyorsunuz Balıkesir'de yaşayan İbrahim Hazarlı 48 yıl boyunca ölü bildiği ancak 2019 yılında annesi Habibe Hanım tarafından aslında evlatlık verildiğini öğrendiği kız kardeşini aramak için stüdyomuzdaydı. Bir hatırlayalım. Balıkesir'de yaşayan İbrahim Hazarlı, yaklaşık yarım asır önce Adana'ya yerleşen bir aileye evlatlık verilen kız kardeşini bulmak için başvurmuştu programımıza. Kardeşim 71 doğumlu, Temmuz-Ağustos aylarında dünyaya geldi. 8 aylık evlatlık verildi. Alnının ortasında bir ben vardı. Benim küçükken gördüğüm kadarıyla. Sadece bir gidişini hatırlıyorum. Çakır gözlü ismi Sevil'di. Şu anda yine de Sevil'miş. Neredeyse yarım asırdır haber alamıyorsunuz kardeşinizden. Şimdi siz toplamda Sevil'le beraber 6 kardeş misiniz? Evet, 6 kardeş. Sevil kaçıncısı? Sevil 6. Ben sadece okul çağlamda o zaman. Annemin kucağında giderken gördüm. Hastaneye götürüyoruz. Sevil hastalanmış dediler. Ama geri döndüklerinde Sevil yoktu. En büyük ablam soruyor. Öldü demişler. Ama ne ölüsü var ne dirisi, mezarı yok. Öldüğünü bildiği kardeşinin evlatlık verildiğini 90 yaşındaki annesinin sayıklamaları sırasında yeğeni duymuştu İbrahim Bey'in. Annem 92 yaşında hayatta. Annem yaşından dolayı herhalde kendi kendine konuşmaya başladı. Kızının yaşadığını söylüyor. Gülşen de kayda geçmişi alıyor. Geçmişi öyle gitti demek ki.
Evet. Ne anlatmış? Kızım diyor yaşıyor diyor. İşte şöyle böyle arada bir görüştüğümünü söylüyormuş ama görüştüğü falan yok. Abisi, ablaları olduğunu bilsin. Gelirse memnun olurum kardeşimiz. Kucaklarız. Biz bunu öldü diye başka bir yeğenimizin isminde yaşatıyoruz. İkinci ablamın kızı var. Bu öldükten sonra 77 doğumlu herhalde. Onun ismini Sevil koyduk. Ya bunu açıklamanız o kadar güzel ki belki o da diyordur ki kardeşim 50 sene geçmiş beni kimse aramadı diye düşünüyordur ama inşallah Sevil'cim bizi izliyordur. Belki de ismi de değişti. Bilmiyorum sen bu hikayeden kendine ait parçalar bulan mutlaka biri ya da birileri vardır. Gözlerinde içi gülüyor. İnşallah kardeşin bizi izliyordur. İnşallah o da haberdardır. Öncelikle kız kardeşini bulduk. Gözün aydın. Bir abi olarak en çok merak ettiği şeyinin iyi mi, sağlıklı mı, hayatta mı onu merak ettiğini biliyorum. Evet, mutlu, evli, iki tane de yeğenin varmış, kız yeğenin varmış. Evet. Fakat hanımefendi bu evlatlık verildiği hikayeyi çocuklarıyla paylaşmamış, kızlarıyla paylaşmamış. Evet. Bugüne kadar ben bunu paylaşmadım ve kızlarımın bunu öğrenmesini istemiyorum diyor. Müge Hanım, acaba kızları öğrenirse ne sakıncası olur ki? Onlar da bilsinler. İşte ben her gün yeni şeyler öğreniyorum bu programda. Yeni şeyler duyuyorum ben de sizlerle beraber. Yani sizlerden de haberdar anladığım kadarıyla. Yani o biliyor evlatlık verildiğini. Ama kızlarıyla paylaşmadığı için ve bu şekilde kalmasını arzu ediyormuş. Yani çocuklarının da bu durumu bilmelerini istemiyormuş hanımefendi kızlarının. O nedenle ben görüşmek istemiyorum diyor, kusura bakmayın diyor. Kızların yaşı kaçmış acaba Müge Hanım? Kaderini bilmiyorum artık. Peki hiçbir bağlantı kurmak istemiyor mu? Sen ona seslen, seni izliyor şu an. Alo Sevil. Hatta değil, seni izliyor, bağlanmak istemiyor, sesiyle tanınmak istemiyor. Ama seni izliyor, sen şu kameraya ona duygularını söyleyebilirsin. Sevil, sen benim kardeşimsin. Her zaman kapımız açık. İstersen telefon numaramızı verip telefonla görüşebiliriz, çocuklarından saklamak istiyorsan. Bilmiyorum, sen benim kardeşimsin ya. Ne diyeyim ki, 4 tane daha kardeşim var, hepsi şu anda canlı yayında, belki kavuşuruz diye benden hepsi de telefon beklemekte. Şu anda gelmek için hepsi hazır ayakta. Eğer buraya gelse onlar da gelecekler. Gelecekler, hepsi de hazır şu anda. 4 kardeşim, 4'ü de geliriz diye benden haber bekliyorlar. Şu anda televizyonu seyrediyor onlar da. Aslında Sevil Hanım 92 Sevil yaşındaki annenizin yapmış olduğu, bugüne kadar yapmış olduğu hatanın aynısını bana göre tekrar ediyor. Evet. Yani anneniz nasıl ki sizlerden bir kardeşinizin yaşadığını sakladıysa, Sevil Hanım da kendi çocuklarından dayısını, teyzesini, kuzenlerini saklayarak, aslında var olan gerçeği saklayarak aynı hatayı yapıyor. Ben dilerim ki bunun bir hata olduğunu fark eder. Hani kan bağı çok önemli. O nedenle kan bağı olan kardeşlerine, yeğenlerine, çocuklarının da hani dayılarına, teyzelerine, kuzenlerine sarılması için bir adım atar. Şimdi beş şu tane, anda 5 tane kardeşi var. 4 evet, ablası, bir ablası, onların İstanbul, çocukları var. Evet. Aynı İstanbul Maltepe'de yapıyor. İstanbul Maltepe'de bir ablamın oğlu var. Onlar da şu anda telefona bakıyorlar, televizyona bakıyorlar. Bizim burada kavuşursak her an içe hemen gelmek istiyor. Benim çocuklarım da, 3 tane benim çocuğum var. Hepimizin 2'şer tane, 3'şer tane çocuğu var. 4-5 kardeşin. Hepsi de şu anda heyecan içinde. Halamız, teyzemiz var. Görüşeceğiz diye. Bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum şimdi.
Anne çok... de sağ, belki annesini de görebilmesi annem sağ, için anneme... son fırsat. Annen de şu an 93-94 yaşında yani. Şu anda anneme sürpriz olacaktı. Annemin benim bu televizyona çıktığımdan bile haberi yok. Beni televizyonda bile görmüyor. Göstermeyin dedim. Yani en azından hayatta olduğunu biliyoruz. İyi durumda olduğunu biliyoruz. Hani bu da önemli. Çünkü bazen de aradığımız kişilerin hayatta olmadığını öğreniyoruz. Hani o anlamda içiniz rahat etsin ama tekrarlayayım, benim iki kızım var. Ve ben iki kızıma evlat edinildiğimi söylemedim. Onların bu durumu öğrenmesini istemiyorum dedi. İki kızı efendim olduğunu duymuştum. Yani annesine karşı kızgın olabilir. Hanımefendi, siz annenize karşı kızgın olabilirsiniz, kırgın olabilirsiniz. Ama beş tane kardeşinizin ve onların çocuklarının akrabayı taallukatın hiçbir günahı yok. Onlar sizin durumunuzu fark edince, bakın buraya kadar gelmişler. Bir en azından şu anda bir telefona sarılıp da bir alo demeniz yine bir tatmin vesilesi olacaktır. Bu kadar ketum, bu kadar kötümser davranmamanızı öneririm. Biraz düşünün. Burada sizi arayanların bir günahı yok. Annenize kızgın olabilirsiniz. Hayır, diyor ki benim bir düzenim var. O düzenimin bozulması. Yani bu zamana kadar ben Rami, evet, Bey bir şey söyleyeyim mi? Kolay kolay bir şey değil bu. Sonuçta verilmişsin. Evet. Bak, evde beş tane daha çocuk var. Ben de olsam ben de düşünürdüm. Yani o beş çocuğa baktığınızda bir bana mı bakamadınız? Bakamayacaksan niye beni doğurdun? Beş tane daha olmuş yani. O zaman da vardı korunma, evet, yöntemleri. Evet, evet. Yani o zaman da yine ücretsiz korunma yöntemleri de vardı devlet hastanelerinde. Her kadın bunu düşünebilir yani. Beşine birden baktılar da ben miyim sonunda, bana bakamadılar. Şimdi o kendisine başka bir şehirde başka bir hayat kurmuş. Başka bir sosyal çevresi var. Kızları var. Belki gelin, yani 48-49 yaşında olduğunu düşünürsek, evet, gelinlik çağı gelmiş, çocukları olması muhtemel. Söylemedim diyor. Belki de bilmiyoruz yani. Şimdi herkesin kendi hayat tarzı. Evet, sizin için çok üzgünüm. Yani siz onu heyecanla bekliyorsunuz ama o da orada kendine ait bir dünya kurmuş. Belki de bunu hatırlamak istemiyor. Ben de öyle yaparım. Ben de mesela kötü her şeyi arkamda bırakırım. Hiç hatırlamak istemem. Yani bana kötü gelen. Çünkü psikolojimi niye bozayım ki yani? Psikolojini bozmamak için kötü olan şeyleri ardına bırakır, silersin. Onu yani görmezden gelirsen, ignore diyorlar yani. Hani yok saymak. Yok sayarsın. Evet, belki, evet, o da öyle yaptı. Ama eğer bir gün tamam kızlarım da bilmesin ama ben bir annemi görmek istiyorum, kardeşlerimle tanışmak istiyorum derseniz, eğer bizi ararsanız İbrahim Bey'in numaraları bizde, biz size iletiriz. Yayında da buluşmanız önemli değil, yayın sonrası belki bir konuşmak isterseniz ben buradayım, hazırım. Çok özür dilerim, ben de isterdim burada kavuşun, kucaklaşın, buluşun, hepimiz çok isterdik ama. Müge Hanım, beş kardeş, Sevil altıncı kardeşimiz, burada altı kardeş aile fotoğrafı Uguday istiyorduk ki. Çok i̇nşallah istedim. Olur, inşallah olur. Biraz sabırlı i̇nşallah, olun. Hanımefendi de biraz düşünsün. İnanıyorum ki Müge Hanım'ın biraz önce belirttiği gibi yakın zamanda hanımefendi programı bizim telefonu arayıp tekrar bir görüşme imkanı hazırlayacaktır. Bu ümidimizi boşa çıkartmayın hanımefendi. Dinliyorsunuz bizi. Ben lütfen, buradan hiç kimsenin biraz makul ayrılmasını istemiyorum. Biraz anneme... makul düşünün ve şimdiden bütün kapıları kapamayın. O anneme kırgınsa ben de kırgınım anneme. Ben ama annem. Evet. Kırgınım, çok kırgınım. Ama annem, ben buraya anneme gelirken ben televizyona çıkacağım. Kardeşimi arıyorum, kardeşim varmış demedim. Annemden gizli aradım. Kırgınım ama yüzüne bir şey diyemem annem ya. Doğru, haklısın. Sen de benim kardeşimsin. Senden de vazgeçemem ki. Suç annemizinse bizim... Gayet makul düşünüyorsun. Şimdi sen başka onu biliyorsun. Sen onu hatırlıyorsun. Ablaların onu hatırlıyorlar. Sizin bildiğiniz bir şey ama o sizleri bilmiyor. Evet. O yüzden tabii ki özlemler ve duygular çok da karşılıklı değil. Bunu da kabul etmek lazım. Evet. Kardeşlik dediğin şey bazen sadece... Bazen değil aslında. Bence kan bağıyla alakalı bir şey değil. Beraber büyümekle alakalı. Beraber birbirini sahiplenmekle alakalı. Yoksa kardeşlik sadece... kan bağı demek değil bence. Şu anda... üvey kardeşler de oluyor. Mesela adamın bir tane çocuğu oluyor, kadının bir tane çocuğu oluyor. Evleniyorlar. Küçükken onlar kardeş gibi büyüyorlar. Yine kardeşler.
kaç kere gördük birbirlerinden ayrılmıyorlar. Evet. Kardeşim benim diyor. Çünkü beraber büyümüş, beraber paylaşmış bazı şeyler ama paylaşmadan kardeş. Biraz zor. Ben Sevil Hanım'ın bir süre sonra inanıyorum ki merakına yenilecektir. Şu anda Müge Hanım, İnşallah tanışırsınız, buluşursunuz. İş yerinde iş arkadaşla bile telefon çektiler yeniden. Onlara da selamlar buradan. Aleykümselam. Ben de herkese şu selam gönderiyorum. Şu anda onlar da çok üzgün. Ya bence üzülmeyelim. Şimdi bardağın dolu tarafına bak. Bardağın dolu tarafı şu. Arardık. Geçen sene öldü de haberi de alabilirdik. Evet. Hayatta iyi, mutlu, çoluğu var, çocuğu var, yaşamı rahat. Allah'a şükür hayatta. Yani bunları sen bardağın dolu tarafına bak. Biraz bekleyelim. Sen de buraya çıktın. Seni de gördü. Senin o gözündeki gözyaşlarını da gördü. İnanıyorum ki onu bekleyen bir abisi ve ablaları olduğunu daha böyle içine sindirdiği noktada inşallah bizi arayıp bir telefon numarası isteyecektir. Ben inanıyorum. Çünkü böyle oluyor. Görüyoruz. İnşallah. Efendim, dün biliyorsunuz. Evet, dün biliyorsunuz. Yine de çok 16... sağ olun. Canım benim. Vallahi isterdim ben de mutlu ayrıl ama yine de mutlu olunmayacak bir şey yok. Bu kadar buldunuz. Onun için bile çok teşekkür ederim yani. Çok sağ olun. Ben de seni tanımaktan çok memnun oldum. Çok sağ olun. Hocalarıma ayrı ayrı hepinize de çok sağ olun. Çok İnşallah seni arayıp böyle kardeşin seninle konuşmak istiyor haberini de veririz. İnşallah. Kamera arkasından İnşallah. Da olsa. Efendim Rabia Çoruh dün biliyorsunuz 8 Aralık'ta Bursa Kestel'deki evinden kayıplara karıştı. 16 yaşındaki kız çocuğu evden ayrılırken yanına da 800 dolar para almıştı. Annesi de babası Bursa'da İstanbul'da ararken annesi de koştu geldi dün stüdyomuzda çocuğunu aramaya. İki gözü iki çeşme. Şimdi onun DSF'sini verin. Evden çıkış anlarına ilişkin kısa bir görüntümüz de var. Biz konuşurken verelim onu. Taksiyle İstanbul Kurtköy'deki Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru gittiği öğrenilmişti biliyorsunuz. Dün yaptığımız araştırmalara göre Bursa Kent Meydanı'ndan bir taksiye biniyor. Ve 8.30 sıralarında havalimanına geliyor. Havalimanında taksiden indikten sonra başka bir taksiyle Pendik Kurtköy'deki büyük bir alışveriş merkezi var. Oraya gittiği belirleniyor. Sonra 8 Aralık günü alışveriş merkezinden çıktıktan sonra kayıplara karışıyor. Ardından çarşamba günü Rabia'nın sabah 10 sıralarında Sancaktepe'de Osman Gazi Caddesi'nde bulunan bir otelde görüldüğüne dair yine çocuk şubenin edindiği bilgiler var. Aynı gün içerisinde 17.30 sıralarında Pendik'teki bir başka alışveriş merkezine gitmiş ve 9 Aralık gecesi saat çift sıfırda yani 12'de telefon sinyalleri kesilmiş. İstanbul Emniyeti de 16 yaşındaki kız çocuğumuzu bulabilmek için neredeyse her deliğin altına bakıyor. Dün enteresan bir gelişme yaşandı. Ben diyorum ya her gün yeni bir şey öğreniyorum. Dün Rabia'nın ailesini bir kişi aradı ve dedi ki 16 yaşındaki çocukla internetteki bir sohbet uygulamasında tanıştım. Hooks diye bir uygulama. Nickname. Hayır. 56 yaşındaymış, İsviçre'de yaşıyor. Ayrıca psikiyatrist olduğunu söylüyor. Bizim arkadaşlarımızla konuştular. Rabia ile gezginlerin tercih ettiği bir sohbet sitesi aracılığıyla tanıştık. Kendisiyle oldukça yakınız. Her şeyini bilirim, bana her şeyini anlatır. İstanbul'a geleceğini de biliyordum. Hatta dün sabah saat 5 civarında bana bir mesaj attı. İstanbul'da olduğunu ve artık özgür olduğunu söyledi. Ne yazık ki bunu söylememde bir sakınca var mı ama abisi de daha önce intihar etmiş. Ben annenin dramını çok daha iyi anladım. Canım benim, Allah yardımcın olsun. Kızın da psikoloji bozulunca ben annenin gözyaşlarının altındaki duyguyu daha da iyi anladım. Abi intihar ettiği için hani kızın da psikolojisi bozuk. Acaba böyle bir eğilimi olabilir mi diye anne perişandı. İntiharı düşünmediğini ancak ölmekten de korkmadığını söylemiş o kişiye. Programınızı internette gördüm. Ailesini bularak onlara bir mesaj gönderdim. Rabia'nın İstanbul'da olduğunu söyledim. Daha fazla bilgi veremem çünkü onu korumak zorundayım diyor. Sonra bizim arkadaşlarımıza demişler ki bakın hani sizin ülkenizde 16 yaşındaki bir kişi reşit sayılabilir ama bizim ülkemizde bu yaş sınırı 18. Yani siz bilgi vermek zorundasınız. Bilgileri sakladıkça suç işliyorsunuz. Bunun üzerine o beyefendi biraz anladığım kadarıyla agresifleşiyor. Ters cevaplar vererek konuşmayı kesiyor. Nece konuşuyor peki şimdi bu adam? İngilizce. İngilizce konuşuyor. Türk değil mi acaba bu beyefendi? İsviçreliymiş. Onu da başta belirtmek istememiş de.
İsviçreliymiş. Kızınızın o iletişimi 56 kurabilecek yaşında... İngilizcesi var mıydı? O kadarını bilemiyorum. İngilizcesi vardı ama o kadarını bilemiyorum. Ama yani, İngilizce sanki günlükler yazıyordu. Görüyordum da İngilizceydi. Yani iletişim. İngilizce kuralım. Günlük yazıyordu. Hı-hı. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Gir şeye, translate'e, evet, yani, al oradan oraya kopyala yani. Hani konuşmak istedikten sonra. Hani hep diyorum ya, eskiden çocuklarımız bizim yan odamızdaydı ya da odamızda yatıyordu. Biliyorduk biz çocukların kimlerle görüşebildiğini. Şimdi Bursa'da yaşayan kız İsviçre'de 56 yaşındaki adamla sohbet ediyor. Zaten işin karmaşası ve korkunçluğu burada aileler için. Biz çocuklarımızın ne yaptığını bilemeyiz, bilme imkanımız yok. Senin kızın ya da oğlun yanında uslu uslu oturuyormuş gibi gözükebilir. Ama sen cep telefonundan kiminle nasıl görüştüğünü bilmiyorsun işte. Ne konuştuğunu bilmiyorsun. Ya en tehlikelisi de bu zaten. Hani 16 yaş gerçekten bütün tehlikelere açık olunan... her şeyi bildiğini zannedip aslında hayatın hiçbir hani sıkıntısını bilmeyen. Ama ben mesela şimdi bu kişiye de çok şöyle sinirlendim. Madem ona mesaj attıysa mesela nereden mesaj attı? Ona cevap versin. 16 yaşında çocuk, ailesi arıyor. Hanginiz konuştunuz Kadriye? Hı? Yani telefon numarası bilmem ne falan hiçbir şey vermiyor. Bir kere 56 yaşında adamın 16 yaşında kız çocuğuyla sohbet etmesinin altında yatan gerekçe nedir? Olamaz böyle bir şey. Bu kadar olgun ve meslek sahibi sayılabilecek, hele psikiyatri olduğu söylenen bir insanın böyle bir yanlışı yapması beklenir mi? E hocam işte internet böyle bir şey. Bize de öyle olduğunu söyledi ama ben nereden bileyim o psikiyatrist midir nedir? Hani bilmiyorsun ki. O öyle varsayıyoruz. Ona da onu söylüyor. Öyle varsayıyoruz. Belki de başka birisi, bilmiyoruz. Evet. Belki 56 değil de 96, belki 56 değil de 26 ama ben 56 yaşındayım. Psikiyatristim, kızınızla konuştum. İstanbul'a geldi. Hatta dün, yani önceki gün sabah da konuştuğunu, iyi olduğunu söylemiş. Bu bilgiyi verdi ama başka da bilgi vermedi. Bir defa bir psikiyatr olsa bu beyefendi, onu korumak zorunda olduğunu ileri sürmez. Dolayısıyla onu korumak bu şekilde de olmaz. Yani 18 yaşını doldurmayan kişiyi de ailesi korur ancak. Bir başkası düşmez o koruma fikri. Yani bilgileri vermek durumundaydı diyorsunuz yani. Kesinlikle bilgi vermek zorundaydı. Tam tersi, ben onu korumak zorundayım, bilgilerini açık edemem demiş. Efendim, görenlerden bilenlerden haber bekliyoruz. Bu kız İstanbul'da, dediğim gibi Kurtköy, Pendik o taraflarda olabilir. Çok da gösterişli, güzel de bir kız ama psikolojisi de çok iyi değil. Sancaktepe. Lütfen görenler bilenler bir şekilde oyalasın ve bize haber versin. Lütfen hemen 155'i arayın. Çocuk polisini istediğinizi söyleyin. Kızımızın başına kötü bir şey gelmeden ailesine kavuşalım. Çünkü şu an cebinde para var. Hani işte otelde kalabileceğini düşünüyor falan filan ama o para bitince ne olacak? Muhabirimiz Burak Çeliksoy da kızımızın en son görüldüğü tespit edilen Sancaktepe bölgesinde. O da orada araştırmalarına devam ediyor. Eğer hani şurada gördük falan diye bizi ararsanız anında biz de o bölgedeyiz, ulaşabiliriz. Sen de bir kızına seslen ablacığım. Bence o adam, internette izledim sizin yayını diyor ya, orada da onu doğru söylemiyor. Senin kız izledi ki onunla konuştu demek. Adam İsviçre'den kalkıp da bizim programı izleyip nereden kızı bulacak bir yani? Bir Türkçe bilmiyor. İngilizce yani bence o kız onu söyledi. Annem çıktı kişi televizyonda beni arıyor falan diye. Senin kız söyledi. O yüzden ben seni izlediğini düşünüyorum. Lütfen kızına seslen. Hangi kameraya seslen? Hangisini? Onlar seni bulurlar. Ne olursun Rabia, yavrum. Eve gel, çok perişan olduk. Ha, seni çok özledik yavrum. Bittik, tükendik. Ne olur eve gel. Yalvarıyorum sana Rabia. Beni de biliyorsun, benim acılarımı da biliyorsun. Ne olursun. Sana hiçbir şey sormayacağım. Yani seni omuzumda değil, kafamda gezdireceğim gene anneciğim. Bana bu acıyı yaşatma. Ne olursun. Ne diyeyim Rabia ben? Benim içimi sen çok iyi biliyorsun. İki çocuğunuz mu var sizin? Hı hı. O da herhalde abisinden de etkilenmiş olabilir. Zaten zaman zaman biz ailecek terapilere gidiyoruz. Bu da gidiyor da bu ilaçları kullanmadı. O ilaçları kullanmaması bunu böyle biraz hem agresif yaptı hem de şey... Çok iyiyim ben, böyle bir gençlik havalarında çok iyiyim. Şu anda ihtiyacım yok. Yani kendim saatiyle peşine dolandığım halde başaramadım. Efendim 14 yaşındaki kızımızdan da haber yok. Özbek kızımız Nozanin Abdimuminova.
Onu da lütfen ekrana fotoğrafını verelim. İki kızımızı da aramaya devam ediyor. İki ayrı ekibimiz. İkisi de güzeller güzeli ve çok küçükler. Biri 14 yaşında, biri 16 yaşında. Yani gece sokağa çıkma kısıtlaması var. Zaten hava İstanbul'da da soğuk arkadaşlar. Yani öyle dışarıda parkta falan oturulacak gibi bir hava yok yani. Donarsın. Zaten otursalar onu polisli, zabıtaydı falan bulur. Bu çocuklar nerede? Birileri bu çocukları, çocuklara destek veriyor. Senin Rabia'nın yanında para var. Nozari'nin yanındaki Naz diye hitap ediliyormuş. Onun yanında parası da yok. Yani aileler son derece endişeli. İnşallah bugün izleyicilerimizden güzel bir haber gelir. Tanırlar da çocuklarımız da ailelerine kavuşur, başlarına kötü bir şey gelmeden. Tek ümidim o. Ve efendim 57 yaşındaki 3 çocuk babası Mustafa Özbay. Isparta Deregümü köyünden 27 Kasım'da kayboldu ve 14. güne girildi. Bir hatırlayalım neler konuşmuştuk. 27 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ı arama çalışmalarında da bir ize rastlanmazken 3 çocuk babası adama parası için zarar verildiği ihtimali ağırlık kazanıyor. Kamera kayıtlarından falan anlaşılıyor ki bu beyefendi yakın bir yere ne yazık ki ya gömüldü ya atıldı ya vesaire. 16 milyon lira miras kalacak bir adam parasını da kızına verip telefonunu da evde bırakıp niye gitsin? Mustafa Özbay'ın esrarengiz şekilde kaybolduğu evinin anahtarı iddia edildiği gibi arkadaşlarında da var mıydı? Bahsedilen eve sıklıkla geldiği söylenen Coşkun Çelik hem anahtar konusuna hem de aralarındaki anlaşmazlığa dair açıklamalarda bulundu. Anahtarı bende değildi, yerini biliyordum. Anahtarı dışarıda mı duruyordu? Tabii. Nerede duruyordu? Ya şu an dilme vardır böyle, dilme çakılıydı. Tamam peki bu adam kaybolduğunda orada mıydı anahtar? Ha, onu bilmiyorum. Kapılar açıktı. İç tarafta kapıda asılıydı. Kapının içinde kapındaydı. Ve kapı açıktı. Yani kapı örtülü ama kilitli değildi. Sizin aranızda böyle bir borç alıp vermekle ilgili 3000 lira paradan tabii, bahsediyor. Bir problem borç, yaşandı mı? Borç olay derken şu. Kim kime vermişti para? Sağ olsun bu nakit para. Hem nakit para hem koyunlarımız beraberken küspe geldi, yem geldi, yonca geldi vesaire. Şurada bunlar geldi. Ben de para olmadığı için Mustafa veriyordu. Ben ona sadece transfer yapıyordum. Şu anda sadece 5 lira borcum kaldı. Son zamanlarda bir dargınlığınız var mıydı? Yok sadece bir ağız kavgası yaptık. Köylüler bilir. Yalak neyle ilgili yaptınız ağız kavgasına? Yalak vardı yani koyunların yemliyordu suluk. Ben onu götürdüm. Yanlış şey götürünce kahveye geldi biraz sarhoştu bağırdı. Yani sırf yalak mıydı kavganız? Tabii tabii sadece Mustafa sarhoş geldi. Biraz kahretti bu kahvede. Hepsi bu. 2 gün sonra gittik barıştık. Evinde aynı şekilde yaptık bankamızı oturup yedik içtik. 3 çocuk babası adamın bir süredir yalnız yaşadığı eve gelip giden bir diğer kişi ise kız arkadaşıydı. Siz kaç yıldır görüşüyordunuz Mustafa Bey'le? 7 yıldır görüşüyorum. 2 güne bir, 3 güne bir görüşüyordum. Ha gidiyordunuz 2-3 günde bir eve? O benim yanıma geliyordu, ben onun yanına gidiyordum. Ben telefonda da söylemiştim kendisine. Normalde ben kafa dinlemek için bir arkadaşımın yanına gittim. Onun benim gittiğimden haberi yoktu. Babamın mı haberi? Babanın haberi yoktu. Dedem vefat ettikten sonra telefonla görüştüm. Bir hafta falan görüştüm. Ondan sonra da ben telefonlarımı kapattım. Ata abiye gittim ben. Yeni bir hat aldım. Peki taktınız mı o hattı? Hayır. Şu yani anda, o yüzden beyefendinin kaybolduğu tarihte sizin sinyaliniz, telefon sinyaliniz alınamaz. Evet. Mustafa Özbay'ın uzun yıllardır ilişki yaşadığı kız arkadaşıyla ilgili de dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. Daha önce bana da gelip de ben cezaevinden yeni çıktığım sıralarda parasız olduğumu bilip bazı tekliflerde benim şahsıma da bulundu. İşte şurada şöyle değerli bir şey var. Örnek veriyorum şurada gömü var gidelim kazalım. Bana küçük bir pay verirseniz işte şöyle yapalım böyle yapalım. Birileri kendisi yapma cesareti yoktur ama kesinlikle çevresinde suça meyilli insanlara yaptırmıştır. Neden daha önceleri ben onları tanımıyorum onlar beni tanımazken neden o gün o programda beni bir anda tanımışlar? Yaklaşık 1,5 aydır Mustafa Özbay ile görüşmediğini savunan kız arkadaşı en son kendisine sosyal medya üzerinden mesaj yazdığını belirtti. Ne yazmış orada hatırladığım kadarıyla? İşte ilk gemiyi terk edenler farelerdir. Sen de bıraktın gittin yoksun diye. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Babamın arkadaşlarını da duyuyordum ben zaten. Türkan Hanım'a ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşamıyorum ne zamandır diyen arkadaşlar. Yaz o gece beraber alkol aldı. Kişi şöyle bir şey söyledi yani. Hep gözü camdaydı. Birini aynen bekliyordu diyor. Yani hatta demiş ki hani yani kadın mı gelecek? Hani bir kız arkadaşın mı gelecek? Bak ben gideyim dedim diyor. Yani o gün camdan beklediği kimdi? İlk günden itibaren Mustafa Özbay'ın yeğenlerinden şüphelendiğini vurgulayan Türkan Hanım bu yüzden ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Kendileri güçlü bir insanlar. Çevresi geniş. Ben buraya aynen geldim. Ama ben kendim de şu anda onlardan aldığım ölüm tehdidiyle geldim ben buraya. Herhangi bir şey olacak olursa da önce ben onlardan şikayetçiyim. Siz tehdit mi ettiler? Evet. Kime tehdit etti? Hüseyin Gil. Ne zaman tehdit ettiler size? Dün. Sen beni nasıl suçlarsın diye tehdit ediyor. Seni öldürürüm. Sen piyasada geziyorsun.
sen de bir yerlere alır götürürüm diye tehdit ediyor. Bir dakika, seni bir yerlere... Beni bir yerlere alıp götüreceklermiş, nereye götüreceklerse. Ha, niye böyle bir tehditte bulunuldu ki? Çünkü ben onların kuyruğuna bastım ya, acılarına. Şimdi zaten eğer böyle bir tehdit varsa hemen gidin ve suç duyurusunda bulunun. Bulunacağım zaten. Bence bu çok önemli, ben bunu önemsiyorum. Evet efendim, bugün kaybın 14. günü. Ne yazık ki tabii zaman geçtikçe insanların ümitleri de azalıyor. Halanızla görüştük, Zehra Erdoğan'la görüştük. Aslında bugün o da yayınımızda olacaktı ama sanırım annesiyle ilgili bir hastane falan sıkıntıları var. Röportaj yaptı ve röportajda bana göre çok enteresan bir şey söyledi. Şimdi hani iki tane yeğen var ya, işte o iki yeğenin babası, yani onun da erkek kardeşi oluyor. Babaları çocuklara dönüp siz mi bir şey yaptınız? Bak yaptıysanız beni katil edersiniz demiş. Neden insan çocuklarına böyle bir şey söyler? Neden insan çocuklarından şüphelenir ki? Bir izleyelim. Yalnız yaşadığı evinden şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan Mustafa Özbay'la en son 27 Kasım Cuma günü saat 20 sularında konuşmuştu kız kardeşi Zehra Erdoğan. En son telefonla görüştük, saat 8 varıymıştır. Annemle konuştular, bayağı 12-13 dakika konuştular. Yarın geleceğin dedi, annemin yanına dedi. Çok neşeliydi yani, konuştuğunda da son kadehim var, içeceksin, yatacaksın bizim kız dedi. O kadehi de içmemiş zaten. Abim kesinlikle o kadehi içmeden, kapılarını kilitlemeden yatmazdı yatağa. Mustafa Özbay'ın kendi hür iradesiyle her şeyi bırakıp gitmesine ihtimal dahi vermiyordu kız kardeşi. Neşeliydi öyle yani, bir üzüntülü bir adam belli olurdu ya. Biz onunla bir kadına bile bakmaya gittik. Yani gidecek bir adam evlenmeyi düşünür müydü? Peki yeğenleri Hüseyin ya da Selim amcalarının evine gitselerdi Mustafa Özbay onları içeri alır mıydı? Kesinlikle almazdı. Onunla olduğu an yani abim bağırarak çıkardı, niye geldiniz diye. Peki diğer abiniz Selim ve Hüseyin'in babası Mehmet Bey bu durumu sorunca size ne söyledi? Evlatlığıma sordum dedi. İnşallah yapmamışsınızdır. Gidin teslim olun. Eğer çıkarsa beni evlat katili etmen dedim. Kızım çok üzülüyorsun dedi. Ben böyle duydum kardeşim de. Peki siz neyden şüpheleniyorsunuz şu anda Mustafa Bey ile ilgili? Bilmiyorum, kardeşimin sağ olduğunu inanmak istedim. Ama ihtimal de vermiyorum. Bilmiyorum, anam 12 gündür de bir yerde nasıl duracak? Evet, halanız amcanızla konuşuyor. Amcanız da diyor ki ben çocuklarımı sordum. İnşallah siz yapmamışsınızdır. Yaptıysanız gidin teslim olun. Beni evlat katili etmeyin. Evet. Onun da ciddi bir şüphesi var demek ki. Ne diyeceksiniz? Ya öncelikle kaç gün oldu, babam kaybolalı hiçbir haber yok. Artık kafayı yemek üzereyiz gerçekten. Hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, hiçbir haber alınamıyor. Hiç kimse bize bir şey söylemiyor. Yani madem bu adam gitti, nereye gitti? 14 gün olmuş, yok hiçbir şekilde ortada yok. Yani buhar olup uçtu mu, ne oldu? Ben hiçbir şekilde artık kafayı yemek üzereyiz gerçekten. Yemek yiyemiyoruz. Uyku uyuyamıyoruz. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz artık. Sen kendisinin artık, yani kendi rızasıyla gittiğine artık inanıyor musun? Ben hayır, kesinlikle inanmıyorum hayır. Yani. Kesinlikle inanmıyorum. En başında da söyledim. Hala söylüyorum yani, babamın kendi başına alıp başına gideceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum yani. Bu mümkün olamaz. Ya en azından onca televizyona çıktı, ekrana çıktı. Yani madem yaşıyordu bu adam, en azından bizim bu perişan halimizi herkes gördü yani. Ben buradayım. Ne haliniz varsa görün veyahut da ben buradayım, yaşıyorum, beni merak etmeyin deyip kapatması gerekmiyor mu bu adamın yani? Canım bir bakkala gidip bir tane ekmek almadı mı yani? Bir şişe su yani, almadı mı? Yani 14 gün olmuş yani, su dahi mi içmedi bu adam? Hiçbir hareketlilik, hiçbir araba şey yok. Araba vetesini istiyorum, oto yıkama. Yani gerçekten bittik artık yani. Bir ne olacak, nasıl olacak, nasıl bir şekilde çözülecek ben bilmiyorum. Yorulduk artık gerçekten. Ben kafayı yemek üzereyiz. Ya ne olur, nasıl olur, tamam sesinizin gitti, nereye gitti, buhar olup uçmadı ya. Artık. Birileri bizi duysun. Biz burada beklemekten sıkıldık, yorulduk. Yani ellerini herkes vicdanına koysun, birazcık bizim sesimizi duysunlar. Buradan ben bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Biz burada su bile içemezken onlar niye rahat rahat hala dolaşıyorlar yani? Her kim yaptıysa yani. Sonuçta yani, bir şekilde götürüldü bu adam yani. Elini kolunu sallaya sallaya, bu kim, herhangi kimse yani. Niye hala elini kolunu sallaya sallaya kaldığı yerden hayatına devam edebiliyor?
Ama biz kaldık yani, olduğumuz yerde kaldık. Gerçekten nefes bile alamıyoruz artık. Size şöyle söyleyeyim, jandarma sadece sizin köy değil, birçok yani civarında güvenlik kameralarını topladı ve aslında onunla ilgili bir inceleme yapıyor. Bence onlar da bu araştırmaların sonuna geldiler. Yani yolun sonu geldi. Fakat tabii insanların gidip de ben öldürdüm demesini beklemediğimiz için yetkililer mecburlar. Yani bir takım bilgileri, belgeleri toplayacaklar, önüne götürecekler ki bir daha daha artık hayır denmesin. Ben de çok az kaldığını düşünüyorum. Birazcık daha sabretmenizi rica ediyorum sizden, çok zor olduğunu bile bile. Şimdi onu istemiyorum dedim aşkım, ne olursun. Şimdi şöyle bir ihbar aldık. Burada yine bence bilmediğimiz bir şey var. Şimdi iki tane yeğen var. Bir tane yeğen aslında daha hırçın. Babanın elini öptürmeye giden, kabul etmediği. O Hüseyin. Selim daha makul bir kardeş. Yani iki kardeş değil mi? Evet. Hani Selim onun yanında daha ilımlı, sessiz, sakin, evet, daha ılımlı görülen bir kardeş. Ama o gece arabayla dolaşan, işte o cezaevinden çıkan Hüseyin değil, Selim. Gerçi niye Selim? Hani Selim'in olduğuna emin miyiz? Ben onu da bilmiyorum. Şimdi bir araç var, araç dolaşıyor. O araç Selim'in diye mi Selim? Ya da Selim benim dediği için mi Selim diye konuşuluyor? Yani o aracın içerisindeki Hüseyin de olamaz mı? Ben mesela gözümle gördüm Müge Hanım. Selim'di yani. Selim oldu eminsiniz. Kesin. Siz tanırsınız. O gün biri 18 geçe benim babamın evinin o taraftan bu tarafa gelirken arabanın içinde net gördüğüm, muhtarlıkta gördüğüm kameradaki Selim'in arabasıydı. Selim'in arabasıydı. İçinde Selim mi vardı? Selim de vardı. Selim tek başınaydı. Yani sen kesin tanıdın. Kesin. Videoyu şimdi görem gene aynısını söylerim. Şimdi hani Selim ortalıkta dolaştığı için Selim'den şüphelenildi falan ama şimdi Selim'in hani bugüne kadar konuştuklarımızın içinde amcasıyla bir sıkıntısı olduğuna dair hiçbir bilgi yok. Yok. Sıkıntı dediğimiz Hüseyin de seninle kavga ettiği için aslında. Daha sonra kız arkadaşı koyun çalma meselesini falan anlattı ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Babanız çünkü ona öyle anlatmış olabilir. Şimdi yalnız şöyle bir gelişme yaşadık. O yüzden ben Selim Bey'in buna cevap vermesini rica ediyorum. Selim'in çarşamba günü, yani cuma günü babanız kayboluyor ya, çarşamba günü öğle saatlerinde oto yıkamacıya gidiyor. Aracını hem yıkatıyor hem de bagajının döşemesini değiştirtiyor. Üstelik araba da yeniymiş, bagajın yani o döşemesi de temizmiş. Oto yıkamacı da buna çok şaşırmış. Yani niye biz değiştiriyoruz ki bu temiz bagajı, halıyı diye. Bagajın halısını çıkartmışlar ve yeni halı koymuşlar. Herkes amcasını ararken o neredeydi? Aile hekimine gittim. Dedim hastayım biraz. Yeğen Selim'le ilgili kuşkuya düşüren detay. Bagajını ve motorunu detaylı bir çalışma ile yıkattığı bilgisini edindik. Bagajı niye yıkattı? Son kez 27 Kasım akşamı görülen Mustafa Özbay'ın kaybıyla ilgili şüphelerin işaret ettiği iki yeğen Selim ve Hüseyin'di. O gece Selim Özbay'ın köy içindeki hareketliliğini kameralar an be an kayıt altına almıştı. Ancak sonraki günlerde acaba neler olmuştu? 30 Kasım pazartesi günü itibariyle başlayan arama çalışmalarında yer almayan Selim Özbay, o sırada nerede olduğuna, neler yaptığına dair bir açıklama yapmıştı. Şimdi ben pazartesi gün işe gittim. Rahatsız olduğum için dedim ustaya, vücudum kırık, ben gidip korona testi yaptırayım. Gittim şehir hastanesine korona testi yaptırdım. Salı gün test sonucunu aldım. Temiz çıktı Allah'a şükür. Sonra çarşamba gün aile hekimine gittim. Dedim hastayım biraz. 4 gün rapor verdi bana. Rapor aldıktan sonra geldim, köyde kimse yoktu. Peki her ne kadar önünden dahi geçmediğini söylese de amcasının evinin bulunduğu istikamette güvenlik kameralarına takılan Selim'in aracı yıkatılmış olabilir miydi? Bu konuyu gündeme getiren araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya yanıt Hüseyin Özbay'dan gelmişti. Siz o gün iki kardeş şehir merkezine gittiniz mi? Hayır. Gidip arabanın bagajını yıkattınız mı? Arabayı yıkattım mı? Ben yıkatmadım diye vahsettim. Test olduğu gerekçesiyle arama çalışmalarına katılmayan Selim Özbay'ın doktora gittim dediği çarşamba günüyle ilgili oldukça çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Selim Özbay'ın çarşamba günü öğlen saatlerinde arkamda görmüş olduğunuz oto yıkamacıya gelerek bagajını
arabasını ve motorunu detaylı bir çalışma ile yıkattığı bilgisini edindik. Arabasının bagajının yıkatmanın yanı sıra arabanın bagajında yer alan halıyı da değiştirildiği tespit edildi. Bu ayrıntının ardından geriye merak uyandıran tek bir soru kalıyordu. Selim'in amcasını aramak yerine bagajı yıkatmasını ve yeni olmasına rağmen döşemeyi değiştirmesini gerektirecek sebep neydi? Evet, neden bagajın halısı değişir? Hani hastaneye gitmişti? Açıklasın. Bunu bize açıklasın. Neden arabanın bagajını yıkatıyor sadece? Öyle bir detay versin ki bu da yıkattığına dair ya işte yağ oldu, şu oldu, bu oldu. Bir şey desin yani. Neden söylemiyor o zaman? Ama zaten koronayım diye evdeydi. Korona olabilirim yani, diye öyle değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Evdeydim. Ne diyor? Sağlık ocağına gittim, rapor aldım diyor. Buna benzer şeyler söyle. Bunun açıklamasını biz kimden öğreneceğiz? Nasıl ortaya çıkacak bu? O konuşmaz. Bu söylemezse benim babam nereden çıkacak? Yani Selim Bey, siz şimdi yayına bağlanmıyorsunuz. Hüseyin bağlanıyor ama konular sizin üzerinizde ilerliyor. Bagaj yıkama vesaire falan. Siz niye amcanızla ilgili böyle bir soru işareti varken buna cevap vermiyorsunuz ki? Ben anlayamıyorum. Hani korkmuyorlardı, alınları açıktı. Neden sorulara cevap vermiyorlar o zaman? Yani arkadaşlarımız tabii çok ricacı oldular. Yani böyle bir soru. Çünkü şu var. Şimdi en yakındaki kişiler onlar. Bak, kimse kimseye sen gittin de şunu yaptın diyemez. Ama en yakındaki kişiler onlar. Gece sokağa çıkma kısıtlaması varken sokakta görünen de yine her ikisi. İnsan tabii ilk önce ister istemez onlara soruyor yani. Ne yaptın, ne ettin, nereye gittin falan. Daha sonra bilgiler geldikçe, Selim Bey şimdi siz gittiniz dediniz ki ben o gece gittim. Alkol aldım dediniz. Hem de iki kere aldığınızı söylediniz. Alkol satan kişi diyor ki bana gelmedi. Siz diyorsunuz ki ben arama çalışmalarına katılmadım çünkü korona olmaktan endişelenmiştim, teste gittim falan. Şimdi de ototamirci çıkıyor, diyor ki bana çarşamba günü geldi, arabasını temizletti. Üstelik arka bagajının halısını da değiştirdi, arabanız da yeniymiş. Ha, bir şey dökülmüştür dediği gibi, bir şey olmuştur. Biz de sizden bunun cevabını bekliyoruz. Bir reklamlara girelim. Selim Bey yayın sonrası aradı, ben bağlanacağım dedi ama Selim Bey telefonunuz meşgul, arkadaşlar arıyorlar, size ulaşamıyorlar. Şöyle demiş, ben cevap vereceğim, sadece bagajı yıkattım demiş ve kapatmış. Tamam. Niye bagajı yıkatıyor sadece? Bunu soruyoruz ona. Biz bunu ona neden, soruyoruz. Neden döşemeyi evet. değiştiriyor? Evet. Önemli olan konu o. Yani döşemeyi değiştirmedim, ben sadece bagajı yıkattım demiş ama gelen bilgiler o yönde değil. Ve bu arada Halil Yuvalı, işte yeğen Selim'in o gece alkol aldık dediği arkadaşı. Gece çok alkollüydü, ben onu köyün dışına kadar eşlik ettim ona dediği. Ve bunun içinde yaklaşık gece 20, kaça kadar, kaçtan sonra demiş? 10.30 mu? 11 sonra. Evet, diyor ki biz diyor 21 civarı alkol aldık. Sonra garajdan aracını aldı, 22.30 civarı da çıktık bakın. Amcası Mustafa Özbay'ın kaybolduğu akşam yeğeni Selim Özbay da arkadaşı Halil Yuvalı ile buluştuğunu söylemişti. Biz o gün ben 6'da işten çıktım. Halil diye bir arkadaşım geldi. Evde alkol aldık. Ben bunu çok alkollü olduğu için köyün çıkışına kadar götürmüştüm. Yayınımızda adı geçen Halil Yuvalı 27 Kasım Cuma akşamı Selim'in evinde alkol aldıklarını doğruladı. Geçtiğimiz Cuma günü ayın 27'sinde ne yaptınız arkadaşlarınız Selim ve Hüseyin'le birlikte? Anlatabilir misiniz o günü? Şöyle, ben gündüz bir alkol almıştım biraz. Akşamüstü de işte Selim abi aradım yani. Dedim ki abi bir yerde içelim. Dedi ki o arabada içelim. Dedim abi arabada içilmez. Evin ablosundan ateş yak. Gelelim dedim, içelim. Bizim evde içelim dedi. İyi abi dedim, geliyorum ben 15-20 dakika gelirim dedim. Gittim 8.30-9 arası vardı yani. Alkolü siz mi alıp gitmiştiniz Hüseyin ve Selim Bey'in? Gittim. Alkolü kendisinin getirdiğini söyleyen Halil Yuvalı'ya göre evde Hüseyin de vardı. Evde kim kimdiniz peki o akşam? Selim abi, Hüseyin abi ben. Sohbet, muhabbet. Peki o akşam evden saat kaçta çıkmış ve evine nasıl dönmüştü? Kalktım ben, benim kafam iyiydi biraz. Arabadım bazarca arkadaşımın da hatta. Aracı bindim, garajdan çıktım. Selim abi de arkamdan, dede gün kavşağı vardır. Işıklar kadar beni takip etti. Ben atliye tarafına döndüm. O da yukarıya doğru gitti artık. Ona bakmadım. Girdim hemen yattım yani. Siz saat kaç civarında Selim ve Hüseyin Bey'in evinden ayrıldınız? 1.5-2 saat
oturmuşumdu. O da yani saat 10.30 filan diyelim. Peki Selim Bey sizi arabayla neden takip etti siz dönerken? Ya biraz sarhoştum zaten de hani kaza mazan yapar mı diye etmişti yani, başka sebebi yok. Kendi aracıyla bırakmayı teklif etti mi? İnan olsun vallahi hatırlamıyorum orasını. Bildiğim kadarıyla bayağı alkol alınmış o gece. Çünkü Selim Bey de arada konuştuğunda hatırlamıyorum demişti ilk şeyde. Beyefendi de aynısını söylüyor. Selim Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Öncelikle bu araba yıkama mevzusuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bagajınızdaki halıyı da değiştirdiğiniz kayıtlara geçmiş. Evet Müge Hanım, doğrudur. Televizyonunuzun sesini... Arabayı ben komple yıkattım Müge Hanım. Motorunu yıkatmışsınız, bagajı yıkatmışsınız. Televizyonunuzun sesini eğer kapatırsanız rahat anlaşırız. Tamam, çıktım ben, çıktım oradan. Tamam. Arabanın motorunu yıkatmışsınız, bagajı yıkatmışsınız, bagajın halısını değiştirmişsiniz. Evet Müge Hanım, doğrudur. Ben arabayı o gün sanayiye soktum. Komple motorunu, altını, üstünü, komple her tarafını yıkattım. Bagajı dahil. Yalan söyleyecek değilim. Bir gün öncesi, salı gün korona testini almıştım ya. Korona testini aldıktan sonra alkol aldım. O bagaj halısı da sunta olduğu için masa olarak kullanıyordum onu. Tazikli suyla. Bu sefer suntası kırıldı. Suntası kırıldığı için çok pahalı bir şey değil. Gittim zaten aldım yenisini. Çarşamba günü müydü neydi? Çarşamba günüydü. Ondan sonra bagajı açtığım zaman arabanın içine pis bir koku geliyordu. Dedim komple bagajı da yıkadı. Yani bunda bir şey yok. Ben arabayı günde iki defa yıkayan bir insanım yani. Toz olduğu zaman yıkıyorum ben. Selim. Selim beni dinle bir. Evet şey. Bu kadar şüpheleri çektiğin, herkes senden şüphelendiği anda, herkes daha da orada burada babamı ararken. Ya neden böyle bir şey yaptın ki? Nasıl neden böyle bir şey yaptın Hüseyin ya? Tamam, arabanı neden o gün yıkattın ki? Mesela o gün mü Hüseyin? Çarşamba günü. Benim arabayı da alabilirler incelemeye. Daha arabam burada benim. Bana bak, araba yıkattıktan sonra bu cümleyi kullanamazsın. İşte benim sana sormak istediğim şuydu. Madem yani, bu kadar benden şüpheli, beni dinle. Beni dinler misin? Madem herkes benden şüpheli... Siz beni dinleyin ya, öyle bir şey varsa alın benim uzma. Bak bu cümleleri şu an kullanman hata. Biz sana diyoruz ki, bu araba yıkatmadan önce herkes benden şüpheleniyor diyorsun ya. Ya arkadaşım, amirim, memurum, komutanım, kim varsa orada. Herkes benden şüpheleniyor. Ben bu durumdan rahatsızım. Benim arabam da burada, eşim de burada, babam da burada, anam da burada. Gelin hep beraber... Benim neyim varsa evime girin, bakın bunları neden ta o an... Benim söylemem mi gerekiyor bunu ya? Ya sen... Burada devlet var, jandarma var. Ya jandarma var, biz de biliyoruz jandarmanın olduğunu. Sen bunları neden ilk günler demedin de oradan 15 gün geçmiş, olan olmuş, biten bitmiş. Sen kaldırıyorsun, arabayı kattırıyorsun. Onlar ya sonra... Olan olmuş, biten bitmiş Hüseyin. İnşallah bir yerden gelir de yüzünüz böyle karası çıkar ortaya. İnşallah vallahi inşallah. İnşallah. Bak inşallah bu iş çözülür. O zaman evet, gelir. O biz zaman bu işin yakasını bırakmayacağız. Ya tamam, inşallah bu iş çözülür de. İnşallah bu işin içinden de sen çıkmazsın inşallah. Lan bu işte en mağdur olan benim zaten. Ya tamam, mağdursun da madem. Bak ben sana bunu demeye çalışıyorum. Madem bu konuda mağdursun da. Neden bunu? Pazartesi kayboldu. Salı gün arandı. Çarşamba. Lan Türkiye ayağa kalktı. Adam arıyor. Sen sanayide arabayı yıkattırıyorsun. Bunu yıkattırmadan önce. Bu ne rahatlık bir saniye. Ya. Sen bunu yıkattırmadan önce. Arkadaşım benden şüpheleniyor musunuz? Komutanım, amirim, memurum. İçip içip gezip tozacağına. Benim arabam burada. Beni dinle. Bunlar düşünülmüyor mu yani? Lan neden diyorum ben de 3 gün 4 gün sonra arabanı yıkattırıyorum? Ben de düşünüyorum bunu ya Hüseyin. Sen ne bile demeye çalışıyorsun bana ya? Lan ben sana bir şey demeye çalışmıyorum. Burada kendini savunuyorsun ya. Neyi mi sen bana? Ben arabamı 2 güne bir yıkattırıyorum demedin mi? Evet, her gün olduğu zaman günde 2 sefer yıkıyorum. Tamam yıkattırıyorsun da neden bunları ilk zamanlar böyle yapmadın da diyorum. 15 gün sonra şu an bu konuşmayı yapıyorsun diyorum ben. Ya 15 gün sonra... Siz bana soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Benim cevaplamayacak hiçbir şeyim yok. Ya tamam, cevapladın zaten. Biz sana bir şey dediğimiz yok. Ben de sana şunu soruyorum. Bu olay... Ya bence şunu soruyor aslında. Gerilmeyelim, şunu soruyor. Diyor ki, şimdi biz beyefendinin... yazın oraya şey, lütfen onu koyun. Biz beyefendinin... Cuma gecesi kaybolduğunu düşünüyoruz. Ama aslında arama çalışmaları pazar gününden sonra başlıyor. Evet. Yazar mısınız ilk kartı? Şimdi... biz diyor pazartesi günü diyor jandarma ile şeyle arama çalışmaları yaparken buraya da geldiklerinde demişlerdi ki yeğenlerimiz katılmadı.
arama çalışmasına. Siz de dediniz ki ben korona olmaktan şüphelendiğim için sağlık ocağına gittim, evde de bekledim test sonucunu. Makul bir yanıttı bu. Şimdi diyor ki size, madem kardeşim hani tamam korona vardı, test oldum dedin, tamam anladık ama gidip şimdi arabayı sanayide yıkatana kadar gelip bize yardımcı olaydın ya demek istiyor aslında. Ben bunu demek istiyorum yani. Nereye geldin? Müdürüm, siz arkadaş ekibiniz zaten geldi burada, ben reportaj yaptım. Gerekeni söyledim, canlı yayına bağlandım. Benim alnıma kimseden şeyim yok. Size beyefendi, size alnınız kara diyen de yok. Aynen öyle. Size alnınız kara diyen de yok. 10 gündür beni suçluyorsunuz orada canım. Hiç de suçlamıyoruz. Ne aynen oluyorsa öyle. Onu anlatıyoruz burada. Niye suçlayalım? Tamam. Niye tamam. Suçlayalım? Ne yaşandıysa. Gece gezdiyseniz gezdiniz işte. Gittiyseniz gittiniz. Evin önünden geçtiyseniz geçtiniz. Bu size suçlama gibi geliyorsa... Bu sizin bakış açınız. Ne yaşandıysa o. O gece bir başkası da gezse onu da söyleyeceğiz. Kim gittiyse evi onu da söyleyeceğiz. Anahtar Coşkun'da dediniz. Coşkun neydi? Coşkun Çelik. Coşkun'da. İşte o da geldi. Ona da sorduk. Kız arkadaşı bir şey yapmış olabilir dedik. Onunla bağlantılarını da yaptık. Onu mu dolandırdı, bunu mu öldürdü vesaire falan diye. O da cevap verdi. Burada direkt üzerinize alınmanız gereken bir durum yok. Ama siz o köyde yaşayan bu adamın, yani Mustafa Özbay'ın en yakınısınız. Siz o köyde yaşıyorsunuz. İki erkek. Bir de babanız üç. Biri kardeşi, ikisi yani amcaoğlu. Onun da yeğeni. O da diyor ki benimle arama çalışmasına katılaydın bagajın adısını değiştirene kadar diyor. Sizce aynen. Yanlış bir şey mi söylüyor? Hayır, doğru söylüyor. İşte tamam, işte doğru söylüyorsa adam da onu söylüyor işte. Ama ben geldim Müge Hanım, geldim. Sağlık ocağına gittim, doktora gördüm, rapor aldım. Geldim köye, köyde kimse... Efendim? Siz onu ne zaman halıyı lekelediniz, o alkolle? Salı günü. Salı test sonucu almıştım ya. Evet. Test çıktı Allah'a şükür. Ha, bir kutlayayım dediniz. Evet. Tanzik Resulü ilk adım altında sunta olunca çarpladı, kırıldı. Şimdi yani sizin dediğiniz leke çıkmaz kolay kolay. Yani. Ama siz gittiğinizde halı temizmiş. Ne? Tamam. O halı yeni halı. Müge Hanım ya, neden böyle yapıyorsunuz ya? Ben onu yıkadım, kırıldı diyorum. Kırıldıktan sonra değiştirdim ben. Altı sunta ya. Sunta suyu görünce büküldü, kırıldı. Suntayı da değiştirdiniz yani, komple değiştirdiniz. Sunta hepsi üstünde var onun ya, halı fleksiyle beraber ya. Hı hı. Sunta da değişti. Allah'ım sabırı ya. Bence o sabırı sadece bize vermeli Rabbim. Yani gerçekten büyük sabırlar vermeli ki bu her şeye göre... Sabır dilemeliyiz. Elimizden başka gelen hiçbir şey yok. Yani ben Selim Özbay sana şunu sordum. Sordum soruyu da tam net olarak anlayamadım da. Yani ben senden bu hareketi beklerdim yani. Ama sen bizim ummadığımız bir hareketler yaptın. Senin üstüne o yüzden geldim. Hangi hareketi? Geçmedim diyorsun. Ya. Hala aynı şey mi düşünüyorsun? Yani hala ben geçmedim mi diyeceksin? Biz senden bunu bekliyorduk yani. Biz senden bunu beklediğimiz halde sen tam tersini yaptın. Sanayiye arabayı yıkatmaya gitmişsin. Aynen öyle. Söylüyoruz. Biz anladın yani mı? Biz sana bunu demeye çalışıyoruz. Peki hazır bağlanmışken siz gittiniz ve işte hani bir evin camını tıklattım. Kapalı olmasına rağmen bana iki kere camı tıklattım. İki tane de dört kutu işte alkol verdiler demiştiniz. İzlemişsinizdir. O kişi de diyor ki hayır, bizim evin camı falan da tıklatılmadı. Ben de vermedim diyor. Ama Müge Hanım, ben mesela o gün oraya gittim de 11.30 veya 12 idi. Şimdi 12'de alkol satışı yasak. İnsanlar yani... Siz de beni düşünebiliyorsunuzdur. Yasak olduğu için adam konunu kapatırlar öyle bir şey dese ya. Ama sen yasak çaldın diyorsan ayırsan göz almamaz yani. Orada kameralar var, kamera. O yol üzerinde. Zafer Mahallesi'nin tam oraya girişte bir kamera var. Direkte gördüm ben. Yani adam hani bu yasağa deldim değil mi? Arabam oraya döndüğünü görecekler. Tamam, yasağı delmemek için yalan mı söylüyor diyorsunuz? Aynen. Evet, ama bak orada kameralar var. Kameralar araştırıldığı zaman oraya girdim, girmedim belli olacak iki sefer. Camını çaldım diyorsun, adam ikinci katta oturuyor abi. Ziline bastım da demiyor. Değil, hayır. Orada... Yalan mı söyleyecek adam ya, öyle diyor. Hanginiz bak, yalan söylüyor, ben ya bunu... Canan, hangimiz yalan söylüyor deme, ben doğruyu söylüyorum. Kameralar var orada bak. Adam gelmedi ya. Diyor, gelmedi. İkinci katta oturuyorum yani, diyor. Geldi mi der ya o saatte? İyi de, tamam da bak, onun alacağı suç şu an mesela yasak. Yasağı deldiği için ayrı ama bu suçlama daha ağır. Bunu kimse göze alamaz.
Tamam, orada kameralar var. Kameralar incelensin diyorum. Bak orada direkt de kameralar var. İki tane. Sen benim bizim evin önünden geçtin mi? Hala efendim? Geçmedin mi diyorsun? Nerede? Bizim evin önünden hala geçmedin mi diyeceksin? Tamam, kamera geçmiş madem... Ben o gün aşırı alkolüydüm. Köyün içinde gezdim diyorum. Bak kameralar zaten çekmiş beni. Niye o gün gelmedim diyorsun? Abi, o zaman... Bir de şunu sorayım, bir gün önceki röportajda dedim. Diyorsun ki, bir gün önceki röportajda, bilmiyorum, hatırlamıyorum, çok alkollüydüm diyorsun. Ertesi gün burada, bak dinle, ertesi gün burada soruyorlar, kaçta eve girdin? 10:30 gibi. Kaçta alkol almaya gayet gittim diyor. Gayet hatırlıyor demek 11 ki. Gibi. Demek ki çok alkollü değilmişsin saatini hatırladığına göre. Ya bir gün önce hatırlamıyorum diyorsun. İşte ertesi gün saatine varasıya kadar hatırlıyorsun. Ya o zaman ayıktık diyorum ben sana. Anlamıyor musun ya? Ondan bir dediğin, bir dediğini tutmuyor senin. Bak. Peki. Oradan evin önüne geçtiğimi görüyorsunuz. O arabanın durup durmadığını göremiyor musun? Kaç dakika durmuş orada yatağım dolaşmışım. Oradan dolaşmış geri gelmişim yani. Araba yani duruyor tabii mu orada? Şimdi size bunu jandarma daha detaylı sorar ama arabanın hani nerede durduğunu ben bilemem. Ama sizin araçlarla geçtiğiniz yerde her iki görüntünün arasında da bir yarımşar saatlik ara var. Yani o yarımşar saatlik arada nerede durduğunuzu siz bilirsiniz. Yani Allah jandarma Allah, sizin önünüze ben. Daha detaylı getirdiği zaman onlar bunu netleştireceklerdir. Ama sizin de bu araçlarla geçerken yarım saat durduğunuz aralar var. O yarım saatlerde ne olduğunu biz bilmiyoruz. Benim alınmak veremeyecek cevabım da yok Allah'a şükür. Peki. İnşallah ama bir yerden sağ salim çıkar gelir de. İnşallah. İnşallah gerçekten bak öyle inşallah. Gerçekten çıksın gelsin. Peki. Ben herkesin önünde evet. Senden özür dilemeye razıyım. Yeter ki çıksın yani. Herkes elini kolunu sallaya sallaya dolaşmasın yani. Ya şu halimize bak ya kaç sayılırsınız. Gün olmuş. Yani anne senin yüzün kara çıksın benimki çıksından öte siz kardeş sayılırsınız. Amcanızın çıkıp gelmesi inanıyorum ki sizi de çok mutlu eder. Sonuçta sizin öz amcanız. Peki babanız neden? Hadi onlar sizden şüphelendiler diyelim. Peki babanız neden sizden şüphelendi? Halanız az önce anlattı. Bak siz yaptıysanız gidin. Orada bir şeylik var. Laf karıştırma var. Babam da yanımda şu anda. Hı-hı. İsterseniz onu da verebilirim. Ha, söylemedi mi babanız size böyle bir şey? Hayır böyle bir şey demedi bize. Yani eğer siz yaptıysanız gidin jandarmaya söyleyin. Hayır benim hayır kesinlikle öyle bir şey yok dedi. Ya. Allah göstermesin. Ya. O bizim baba yarısı emmim ya ne demek. Benim onunla hiçbir problemim yok ki bugüne kadar ya. Abi i̇şte... zaten problem var demiyoruz ki ya. Araba önünden geçmiş. Ya şey bak ya? Niye ne öyle diyoruz? Çelişkili iddia sorsaydık. Edilen biz tabii ki de ya. Bunun hesabını soracağız kameralara yani. Kameralara takılan bir tek araba senin var. Gidelim ne yapalım köy bekçisine tamam. Mi soralım? Bunu kim tamam, senin? Tamam Hüseyin ben yalan söyledim. Ya tamam geldim, kardeşim ben geldim, sana geldim, yalan... Gelsin demiyorum ki ben sana ya. Ya tamam biz de sana bir şey demiyor zaten burada. Sen niye kendi kendine tribe giriyorsun oğlum? Lan bana oğlum malım konuşma burada. Allah Allah. Sana biz araban orada neden dolaşıyor diye bunu soruyoruz. Dersine bu kadar çalışmış. Peki demek ki. Hala telefon hattımızdaydı. Hala hattımızda mı acaba? Yani. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Buyurun. Günaydın. Günaydın Müge Hanım, günaydın. Allah razı olsun. Ay canım benim, Allah senin de yardımcın olsun. İnşallah, amin. Orada yiyenlerimi çok çok öpüyorum. Allah. Onlar Allah da yani görsen böyle elleri ayakları titriyor çocukların yani son derece. Yani sen de beni burada bir görseniz, ben hiç televizyon seyretmemiştim onları görünce. Yani sesten duyunca anlatamam yani şeye ancak oturdum banka. Anlıyorum. Az önce yeğeniniz Selim dedi ki babam bize hiç hani yaptıysanız gidin jandarmaya teslim olun demedi. Ama siz de dediniz ki erkek kardeşim bana söyledi eğer sizin bir ilginiz varsa jandarmaya teslim olun. Hanım, ben yani abimle çok sık konuşan biri değilim. Hani uykusuz o gün röportaj verdim de ne konuştuğumu da bilmiyor. Eğer onlar bile yaptıysa benim evladım bile olsa ben çeker vururum. Onlar yaptıysa Allah dolandırsın. Onlar yapmadıysa yani... Bilmiyorum Mübana nasıl bir durum. Uykusuz, düneksiz, en bir çocuklar orada. Kardeşimin biri suçlanıyor bütün köyce. Yani şu an ne konuştuğumu bile sizinle şu an ne konuştuğumu sorsam yine bilmiyorum vallahi bak. Ha şimdi vaz mı geçtiniz o söylediklerinizden? Ben vazgeçme değil. Ne konuştuğumu bile hatırlamıyorum. Yani abime dedim böyle bir şey çıksa yani vururuz çocuklarımızı ya. İnsan amcasına... Ben halası olarak hangi yeğenlerime ben kendimi güvenemeyeceksem kime güveneceğiz biz?
gerçekten yani elimden bir şey gelse... Yani onlar inanın... Onlar olsa bir delil olsa ben kendim de vururum onları. Gerçekten yani sözümün arkasındayım da. Ya size bir şey söyleyeyim. Ama... Kimse kimseyi vurmasın da gerçekten hani ben böyle konular konuştuğumuzda aile içinden çıkmasın diye ben kendim de özel dua ediyorum. Yani aile içinden çıkmasın. Bir başkasından çıksın, aile içinden çıkmasın. O hepimizi çok yaralıyor. Bütün aileyi de çok darma duman eden bir şey. Zaten aslında hani beni suçluyorlar diyor ama senin suçlamakla alakası yok. Kim dolaştıysa yani orada aynen şimdi öyle. Bir kamera var. Şimdi o kamera açık. O kamerada kim dolaşıyorsa, baba da yoksa ortada, o da soruluyor. Kime sorulsun? Ya Müge Hanım, Cora sorsak bunu bilir ya. Yani tabii olay saati, cuma gün olay saati 10 ile gece saat 2 sularında dolaşan bir tek araba var. Bir tek kameraya dakınan. Biz niye lan söylüyoruz? Ben bunu sorma hakkım yok. Bunu dolaşması da değil, bakın. Sadece orada görülmesi de değil. Daha sonra bu ortaya çıktığında tıkındığı tavır da çok enteresan. Yani sonuçta... bir şekilde kendi amcanla ilgili suçlanıyorsun. Bir şekilde de kaybolan amcanın başına bir iş geldiğini düşünüyorsun. Kan bağı olan ve bu kadar yakın bir bağın olan bir kişinin arama çalışmalarında da hiç yer almıyorsun. Ya bizim demek istediğimiz yani de bu yani. Yani bütün bunlar arka arkaya geldiğinde aslında insanı daha çok tedirgin ediyor. Daha çok soru işareti oluşturuyor. Bir de ben bu karakterdeki özellikle yani Hüseyin'i de Selim'i de işi sahiplenmelerini beklerdim. Evet. Ya biz demin ne demeye çalıştım oydu zaten. Daha demin de demek istediğim oydu gözüküyor. Benim. Ya yani araba yıkattırma çok gerçekten. Acelesi var ya. Bu araba yıkansa yarın da yıkansa olur. Senin amcan babam yarısı yok. Babamın baba yarım yok kanım canım diyor ya şimdi. Demin öyle demedi mi? Ya arabanın acelesi mi vardı? Bütün benim hiç tanımadığım 5 yıl hiç konuşmadığım adam... Bunu neyin duymuş, aramasını? Bana yardıma gelmiş. Ya sen ta adam nerelerden kalkmış bize yardım, arama çalışmalarına göre sen sanayide arabayı kattırıyorsun. Bu yarın da olabilirdi yani. Şimdi siz pazartesi günü jandarmaya haber veriyorsunuz. Jandarma geliyor bir bakıyor. Sonra salı günü detaylı bir arama yapıyor jandarma. Aynen. Şimdi bu araba da çarşamba günü yıkatılıyor. Şimdi diyor ki işte bu detay... Şimdi jandarma salı günü orada detaylı arama yaparken... Hani git yani... zaten yan yana evleri yani evlerin arası da öyle İstanbul gibi birisi Sancaktepe'de tabii. Birisi Sultanbeyli'de oturmuyor aynen yani. Öyle. Yan yana evlerden bahsediyoruz jandarma köylük yer. Jandarma yıkamadan evvel bir arama yapıyor hayır, mu? Hayır jandarma köyü arıyor. Arabaya el vurduğu yok. Hayır arabayı aramamış. Onların arabasını aramamış. Jandarma gitmiş köy ve yani ev ve civarında bir detaylı bir arama çalışması yapmış. Ondan sonra bu araba yıkanmış. Bu da... Tabii ki insanların dikkatini çeker mi çekmez. Şimdi az önce Zeyra'm da diyor ya bütün köy yeğenlerimi suçluyor. Şimdi buraya geldikleri için suçlamıyorlar. Zaten o köyde konuşulduğu için aslında bizim sorularımıza da muhatap oluyorlar. Yani köy zaten konuşuyor bunu. Şimdi Zehra Hanım'ın da aslında Zehra yeğenlerinden ne kadar neyse. Korktuğunu ben burada gördüm açıkçası kendi adıma. Yani bir söyleminden... Korkmak da değil de insan şimdi çekiniyor. Tabii yeğeni ya çıkmazsa şimdi yine yüz yüze bakacağız diye de çekiniyor olabilir. Dediğim gibi bu akrabalık ilişkileri zor meseleler Şevki Hocam ama, ya. Ama kendi söylediği bir cümleyi söylemiyor burada aslında. Hani abisinin söylediği, erkek kardeşinin söylediği bir cümleyi burada dillendiriyor. Bu cümleyi söyleyen yine kendisi değil. Vallahi inşallah onlar iki kardeş bu olaya dahil değildir. Ama maşallah. Eğer bu iki kardeş tek Mustafa Özbay'ın kaybıyla ilgiliyse adımın Müge olduğu kadar bugün söylüyorum baba da biliyor. Yani amca da biliyor. Evet. Çünkü o amcanın ben cep telefonunu evde bırakıp gitmek istiyordu dediği lafı şurama yazdım. O benim hep şuramda. Hep evet. Aklımın şu köşesinde. O enteresan bir açıklamaydı. Artık bu kadar çok konu işleyince bu enteresan dediğimiz açıklamalar da böyle tık ediyor. Bizde kalıveriyor her birimizde. Evet. Saat 1.25'ten sonra köy içinde sabaha kadar da görüntüsü yok. İki kardeşin. Acaba iki kardeş saat 1.25'ten sonra köy içinden çıktılar ve nereye gittiler? Tabii ki jandarma dediğim gibi bütün güvenlik kameralarını topladığı için sadece sizin köy değil. Çevre köylerden de bütün güvenlik kameralarını topladığı için tam anlamıyla netleştirdikten sonra ifadelerin alınması bekliyor. Ben sizi anlıyorum. Diyor ki hani siz şunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Bir ifadeleri bile alınmadı ama insanların ifadelerinin alınıp alınmaması değil çok önemli olan. Önce toplayacaksın bilgini belgeni ondan sonra aldığın zaman önüne koyacaksın. Yani yapılması gereken aslında bu. Yani arabayla Selim Bey kapattı mı şimdi açtı mı tekrar? Selim Bey peki mesela o gün arabayla
Nereye gittiniz? Nerede durdunuz? Babası hatta. He? Baba mı hatta? Mehmet Bey. Buyurun. Şimdi az önce kız kardeşinizin yaptığı röportajı izlediniz. Şimdi telefonda evet. Yani uykuluydum ne söyledim bilmiyorum diyor ama... siz de çocuklarınıza siz bir şey yaptınız mı? Yaptıysanız gidin jandarmaya teslim olun dediniz mi demediniz mi? Nigar ben pazartesi gün haberim oldu bu olaydan. Ben ha. Daha önce haberim yok ki. Tamam pazartesi gün işte. Pazartesi gün geldiğimde ben burada çocuklarımla... Akşamına görüştüm. Tamam. Ben bu olayı kesinlikle çocuklarıma siz yaptınız. Ben yapmadıklarına zaten inanıyorum. Siz diyorsunuz ki bu telefon konusunda evet. Telefonumu bırakıp ben kardeşimle devamlı konuşan bir insanım. Yani dertleşiriz her konuda. Yani hatalıysam özür dilerim şimdiden. Yok, bak özür dilerim. Ben... Hatalıysam özür dilerim ama... Eğer sizin çocuklarınızın ilgisi varsa Musa Bey'in bak biz cinayetle diyemeyiz aslında bir şey de kayıp adam. Bu kayıpla ilgileri varsa ben sizin bu cümlenize kafama bir not ettim diyorum. Sadece bunu söylüyorum. Ve dilerim çocuklarınızın ilgisi yoktur. Yani hiç istemem aile içinden çıksın böyle şeyler. Beni az buçuk tanıyorsunuz yani. Bir de Mekke Hanım. Ben sizin bu Buyurun. Ben... Sizin bu konuya takılmış olabilirsiniz. Ben yalnızca kardeşimle olan hadiseyi konuştum. Yanımda o gün giderken bazım dahi vardı. Mesela arabada. Bu olayda Müge Hanım gittiğimiz gün bunun köpeklerini dahi zehirlediler. Kimin? Çocuklarına soruyorum ben. Haberleri vardı. Gülsüm'ün. Evet. O gün arabadan telefon etti. Bir dakika kaybolduğu gün köpekleri de mi zehirlendi? Hayır bir gün bir hafta öncesi. 15 gün önce köpek zehirleniyor. Babam bir şekilde veterinerlerle kurtarıyor köpeği. Köpekleri iyileştiriyor. İyileştiriyor. Bir hafta geç ondan sonra çalınıyor köpek. Babam amcamın bahsettiği şey. Amcamın bahsettiği Antalya'da. Kiraya tutmaya gittiler işte Antalya'da yaşamak için oraya bakmaya gittiler. Oradan beni aradı. Köpek hani Memati köpeğin adı. Memati'ye bir bak hani hasta köpek. Geldiğim zaman veterine götüreceğim köpeğin dedi. Köpeğin adı ne? Memati. Ha. İki tane köpeği vardı. İkisi de zehirlenmişti. Babam çabalarıyla onları iyileştirdi. Ama bu çok önemli bir bilgi. Ama bu çok önemli yani bir bilgi gerçekten. Yani bugüne kadar paylaşılmamış olması bana çok enteresan geldi. Aynen. Bir hafta sonra köpek iyileşiyor, bir köpek hafta sonra da kayboluyor köpek ortadan. Köpeğin bir tanesi kayboluyor, bir tanesi kendinde kalıyor. Ama bu da önemli bir bilgi. Bakın Mehmet Bey, sanırım her birimizin içindeki şey şu. Bunlar sonuçta sizin yeğenleriniz. Yani küçük de çocuklar bunlar. Şimdi asıl, mesela onlar küsüp babalarını da aramayabilirlerdi. Asıl ben sizden beklerim kardeşinizi kim ne yaptı demesin demeyi. Yani sizin feveran etmenizi beklediğim için, sizin özellikle bu Hüseyin'in köydeki tavırlarına baktığımız zaman Ali Kıran Başkesen gibi dolaşan bir adam bu. Yani ben asıl sizin aramanızı beklerdim. Neden? Çünkü o köyde yaşayan sizsiniz. Eğer sizin kardeşinize miras için olabilir, o için olabilir, o arabayı sattı, üzerinde 45 bin lira vardı, birisi göz koyup da o çevresinde alkol aldığı insanlardan birisi o para için onu öldürmüş olabilir falan. O yarın bir günde size gelecek. Yani o yüzden ben asıl sizin feveran etmenizi beklerdim. Bendeki şaşırtıcı tek nokta bu. Çok açık söyleyeyim. Buraya gelmesi gereken de kardeşi değil mi Müge Hanım? Kardeş ya yani o buraya... çocuk gelir gelmez yani. Küser babasına gelir gelmez. Korkar gelir gelmez ama kardeş. Vallahi burada yani yalnız yüzden... kardeş değil Müge Hanım. Kardeş ve çocukları beraber... Amcalarının bütün bu durumlarını burada çözmek için bulunmaları lazım. Valla Rami Bey şimdi benim şuradan ekibimden birine dışarıdan birisi omuz atsa evet. Gidip onun hesabını sorması gereken kişi benim. Evet. Ekip başı benim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama bizler de sizi yalnız bırakmayacak aynen derecede öyle. İlgili kabul edelim. Evet aynen öyle. Gayet şimdi tabii. Yani sizin kardeşiniz kaybolmuş. Orada da bir tane yani köyün ağası var. Hayır, nerede bir de... o yani... Kardeşim benim amcamı kim kaybetti diye ben onun orada arama çalışmalarında orada burada yanında olmasını beklerdim. Yanılıyorsam düzeltin beni. Siz benden yaşça daha büyüksünüz. Yani amca ya. Demek, amca Müge demek. Ben anlatayım. Buyurun, buyurun. Müge Hanım ben salı gün
yaptığını ifade vermeye gittim. Şeyin biliyor. Biliyorum. Çarşamba gün tekrar kardeşlerimle Gülsüm de dahil ifade vermeye gittim. Annem hastanede yatıyor. Ben o vaziyette nasıl bırakıp gelebilirim? Daha Hüseyin'e de söyledim. E tamam ama oğlunuz gidip arabanın halısını değiştirene kadar dursaydı Hüseyin'in yanında. Ben onu demek istiyorum. Oğlunuz halınızı, arabasının halısını değiştirene kadar o yeğeninin yanında dursaydı. Arabanın halısının ne gibi bir aciliyeti var? Gidip de gelin arabası mı olacak? Cevabı verdi zaten kendisi Müge Hanım. Efendim? Cevabını verdi. Yok görüştüm. Tamam ama size normal geldi mi? Siz de dönüp demiyor musunuz? Oğlum orada amcanı ararlarken ne işin var şimdi senin arabanın halısını değiştirmekte? Ben çocuğa ben halayı değiştirdiğim değiştirmediğimi sormuyorum. Tamam ben şimdi biliyorsunuz ya artık. Ben zaten. Ha şimdi biliyorsunuz ya artık. Şimdi diyorum. He. Ben arabanın halısını değiştirdiğini, kilimini değiştirdiğini bilmiyorum ki Müge Hanım. E tamam zaten işte ilk yayına geldiler. Yayına gelince oradaki oto tamircisinin de aklına geldi. Aradı, jandarmayı da aradı, söyledi. Yoksa hiçbirimiz evet. Bilmeyecektik zaten. He şimdi evet. Bildiğimiz noktada size garip gelmiyor mu bu? Bana hiç garip gelmiyor. Bu her zaman arabasını yıkattıran bir kişi. Anladım. Olabilir, alkol dökülmüş olabilir. Bilmiyorum ben ne olduğunu. Tamam anladığım kadarıyla yani şimdi evden kedi köpek kaçtı demeyeceğim. Çünkü evden kedisi köpeği kaçanlar buraya resimleriyle ağlaya ağlaya kapıya geliyorlar yerimizi çılgın izimizi bulup. Geliyorlar. Çılgın gibi kedisini köpeğini arıyorlar. Tamam ne bileyim ben hani orada amca kaybolmuş hani çok hani bu kadar da umursanmıyorsa benim diyebilecek hadi bir durumum yok. Hadi o gün gitti arabayı değiştirdi. Ertesi günü nerede? Daha ertesi günü nerede? Bugün nerede amca aranırken? Bugün neden sorulan bir soruda ya da babasını kaybeden acılı bir evladın söylediği, kendi kuzeninin söylediği tek bir kelimeden alınıp da telefonu kapamak niye? Mehmet Bey cevap versin. Bunların cevabı yok. Şimdi, ben telefonu kapatmıyorum ben. Siz değil, ben oğlunuzdan bahsediyorum. Ben oğlunuzdan bahsediyorum. Oğlunuzun tavrı amcası kaybolmuş bir yeğenin ki evet. Aynı köyde yaşayıp hani bu kadar yakın olması beklenen bir yeğenin hani bu kadar o kayıp yokmuş gibi davranıp amcasını aramamasının sebebini anlayamıyorum. Peki o gece sabaha kadar nerede gezmişler Mehmet Bey sordunuz mu? Sormadım Mehmet Hanım nerede geldiklerini ben. Ama bir soraydınız zaten keşke. Pazartesi günü geldim ben. Finike'de duruyorum. Tamam hayatım pazartesi günü geldim. Bir şey demiyoruz ki biz. Cuma günü senin çocuklar dışarıdalar ya. Hani senin oğlan gidiyor, geziyor, alkolünü alıyor, sonra geliyor, abisini alıyor, tekrar gidiyorlar. Sonra köyden bir çıkıyorlar. Hani nereye gittiniz çocuklar? Siz köyden çıkıp gitmişsiniz. Nereye gittiniz? Bak herkes onu soruyor orada televizyonda. Kadın soruyor. Burada jandarma soracak. Siz nereye gittiniz evladım? Sordum, söyledi. Size söylediğini bana da söyledi Müge Hanım. Ama bana da bir şey söylemiyor ki. Alkollüydüm hatırlamıyorum diyor. İşte o, aynısını bana da söyledi. Kaça kadar gezmişler? Gecenin saat 2:30'unda. Işte, kendisi cevap verdi kaça kadar geldiklerini. Ben ne bileyim kaça kadar geldiklerini. Hayır cevap yok ki. Bunların cevabı yok. Geldi mi bunlara cevap? Ben mi anlamadım? Ben de bilmiyorum Müge Hanım. Ben de bilmiyorum. İşte, hayır ben anladım. Size bir şey sormak istiyorum beyefendi. Gecenin buyurun. Saat 2:30'unda. Uyuyan kardeşini diğer oğlunuz gelip de kalk beraber dışarı çıkacağız içki içmeye seni götürüyorum demesi akla mantığa uyuyor mu? Sizin mantığınıza uygun geliyor mu? Ben tecrübeli yaşınızla başınızla bu hayatı yaşamış birisi olarak sizin mantığınızı öğrenmek istiyorum. Benim mantığımla alakası yok beyefendi. Bunu her zaman yapan bir kişi bu. Daha Hüseyin'i götürmemiş mi? Gitmemiş mi Hüseyin onunla? Ya gece saat 2:30'da uyuyan bir adamı yatağından kaldırıp da yani bir insan gecenin 2:30'unda, 3'ünde gece yarısı uyuyan bir kardeşini ancak önemli bir sebebi görüşmek yanında bulunmasını istemek için kaldırır. Kirli olarak kalk gidelim ya akşam saat
5 olur, 6 olur, oturduğu bir yerde, sohbet ettiği bir yerde karşılaşır da hadi sen de gel beraber gidelim diyebilir. Eyvallah. Ama adam gitmiş uyumuş, saatlerden beri uyuyor, gece olmuş 2:30-3, kapıyı çal, içeri gir, kalk ben geldim kardeşimi kaldırdım, niye kaldırdın, nereye götürdün, içki içiyordum, onu da aldın yanında götürdüm içki içmeye. Ya böyle bir mantık var mı? İnsan uyuyordur diye telefon bile etmeyiz biz. Değil mi? Evet, gecenin bir saatinde. Ya kardeşime... Baba da diyor ki hep yaptıkları şeydi diyor. Ya buna her zaman bizim köyde daha sor için yanımızda olmuyor mu? Yani bu saatlerde her zaman kaldırıcı oluyor. Sizin köydeki gençler hiç çalışmıyorlar mı? Çalışmıyor mu? Sizin köydeki gençlerin iş hayatı yok mu şimdi? Sabahlara kadar sen böyle içip dolaşırsan sabah işe nasıl gideceksin? Vallahi çoğunun evi boş, daha sor yanında şeyi var. Ne demek evi boş? Gençler bunu devamlı yapan gençlerimiz var. Anladım. Peki siz baba anne olarak ne yapıyorsunuz? Böyle dolaşıklı genç dediğimizde 35 yaşında. Artık anlamadım. Hani. Genç dediğimizde 35 yaşında artık ufaldı cebime gir yani hani çalışacak. Ben onları kastederek demiyorum. Anladım. Bir peki tane. Sizin oğlunuz sabah işe gitti mi sonra ertesi gün? Ne zaman işe gitti mi? Yani şeyden sonra bu gezdikten sonra cumartesi sabah işe gitti mi? Ben cumartesi gün işe gidip gitmeni nereden bileyim? Bir yanınızda ya hayatım, sorun hani yanınızda ya. Gerçekten cevabı verdi. Cumartesi gün gitmiş işe. Gitti sabah işe. Evet. Nasıl uyanıp gitmiş? İyi o zaman sabah 5:30'a kadar evet, dönüşleri yok mu? Soru. Tamam verin. Kim? İsmini yaz. Siz sorun dediniz, ben sordum Müge Hanım. He tamam. İşe gittim diyor. Tamam. İşe gidip gitmediği iş yerinden belli olur. Tamam ben size soruyorum işte sabah 5'e diyorsunuz ya burada gençler gezer çok alışkındık. Sabah 5:30'a kadar da gezdikleri tahmin ediliyor. Ben, yani hiç uyumadan işe gitmiş o zaman. Efendim? Ben pazartesi gün döndüm ben. Cumartesi günü işe gidip gitmediğini sor dedin, sordum. Gidip gitmediğini bilmiyorum ki. İş yeri bende. Tamam da Mehmet Beyciğim yani şöyle bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Sanki yani Allah göstermesin de benim kardeşimi arıyormuş gibi bir tavra girmenizi de ben anlayamıyorum. Sizin kardeşinizi arayan benim. Aradığım sizin kardeşiniz. Bakın. Yani bizim kardeşimiz değil, sizin kardeşinizi arıyoruz. Sizin dönüp sormanız lazım. Oğlum yani ne işiniz vardı sizin sabaha kadar? Sen niye gittin aldın kardeşini? Bak soruyorlar sabah 5:30'a kadar neredeydin? Şehir merkezine gittiğini söyleniyor. Niye sen gittin amcanın evinin önünden geçtin? Ne işin vardı senin orada diye. Ben niye sorayım? Sizin bugüne kadar sorup bu soruların cevabını almanız lazımdı. Soruların cevabını aldım Müge Hanım. Ben gerekli mercilere de ifademi anladım, verdim. Anladım. Sizin içiniz... Benim anladığım kadarıyla size daha önce telefonumu da evden bırakıp alıp başımı gideceğim dediği için siz telefonu evde bırakıp alıp başını gittiğini düşünüyorsunuz. İnşallah da öyledir. İnşallah. Ben öyle söyleyeyim. O kadar söyleyeyim. Evet, biz yanılıyor olalım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sokağa çıkma kısıtlaması varken bir babanın çocuklarının sokağa çıkmasını istememesi gerekmez mi? Oğlum siz gecenin saat 9'undan sonra sokağa çıkma yasağı var. Çıkmayın, başınız belaya girer demesi gereken bir baba değil mi? Ben perşembe günü Antalya'ya gittim diyorum. Ben anlatamıyor muyum? Ben evde yoktum diyorum. Abi telefon denen bir şey var. Ha ben Antalya'dan oğlumu arayıp sokağa çıktın mı diye sormam gerekiyordu. İşte sorman keşke gerekiyor. Soraydınız. Ben soruyorum çünkü. Keşke soraydınız. Ben soruyorum. Ben sormadım. İşte neden sormadın? Dert o. Ha, neden sormadım? Ben Antalya'dayım. Kayıtlarda da belli. Kesinlikle ben onun o gece çıktığından da haberim yok. Çıkmadığından geldikten sonra haberim oldu beyefendi. Şimdi bakın buradaki kamera... Jandarmaya da gereken bilgileri verdim beyefendi. Kameralardan fıldır fıldır gezdikleri, sağa sola gittikleri, içki almak için bir taraftan arkadaşlarının camını tıklattıkları ortada ve bugün gerekli merciler sokağa çıkma yasağını deldiği için
en az 10 milyar lira ceza kesmesi lazım. Bugünden itibaren. Her ikisine de. Evet. Her ikisine de. Üçüncü kişiye dahil. Halil. Evet. Üçüncü kişiye dahil. Bugünden geriye dönüp herkese kestikleri cezayı onlara kesmeleri şart. Altına imzamı atıyorum. O zaman yani evde oturan enayi gibi oluyor. Hoş enayi evet. Değil, akıllıyız ama evet. İşte. Tamam bekleyeceğiz. Ya inşallah çıksın gelsin. Az önce Selim de aynısını söyledi. Çıkıp gelecek hani ne dedi yüzünüz kararacak mı dedik. Şimdi ben müsaade ederseniz beyefendiye bir şey sormak istiyorum. Onu soracaktım. Buyurun hocam, son sorun reklama gireceğiz. Evet. Çok özür diliyorum. Şimdi kız kardeşiniz sizle konuşmuş. Kız kardeşinize demişsiniz ki oğlum siz mi yaptınız? Yaptıysanız gidin itiraf edin demişsiniz. Kız kardeşinize soruyoruz. O uykuluydum. Uykuluydum hatırlamıyorum gibi yandan yandan cevaplar veriyor. Siz kız kardeşiniz mi doğru söylüyor? Siz bu konuşmayı yaptınız mı? Gereken cevabı kardeşim verdi zaten beyefendi. Kız kardeşiniz cevap vermedi. Veremedi. Neden veremedi? Veremedi. Bir önceki röportajda abim bana böyle böyle söyledi diye itiraf etti. Müge Hanım bugün sorunca aynı şeyi yan çizdi. Hangisi doğru? Ben onun söylediğine inanıyorum. Son röportajına değil, canlı yayına bağlandı. Sizin sorunuza cevap verdi beyefendi. Sizin cevaplarınız bizi tatmin etmiyor beyim. Tamam olabilir. Bu cevaplarınız sizi tatmin etmeye olabilir. Bu cevaplarınız bizi hiçbir zaman tatmin etmedi, etmiyor da. Tamam beyefendi. Bizim Allah'ın adaletine güvenimiz sonsuz çok şükür. Er ya da geç bu neyse ortaya çıkacak. Beklemekten başka. Biz şu anlık gerçekten elimizden bir şey gelmiyor. Şey ortaya döküldüğü zaman inşallah çıkmazlar. İnşallah siz haklısınız, biz haksızdır. Biz bir de şunun altını çiziyorum. Göz göre göre sizi yaptığı diye asla böyle bir şey söylemiyoruz. Görken kameralara göre biz bir şeyleri sormak zorundayız. Çünkü babamız ortada yok. Sadece onunla dolaştığı için biz bunları söylüyoruz. İnşallah çıkmazlar. Yemin ederim ben burada gelip yüzünüze de burada da özür dilemeye, af dilemeye razıyım. Yeter ki çıksın yani. Biz sadece gerçeğin peşindeyiz. Birini karalama peşinde değiliz. Hiçbir zaman da öyle olmadı. İnşallah siz haklı çıkar, biz haksız çıkarız. Herkes haksız çıkar. Gerçekten adalet yerini bulur yani. Bıktık artık yani. Bu saçma sapan, şubeli, çelişkili ifadeler. Biz de kime neyi soracağımızı bilmiyoruz artık. Bize gösteriyorlar kamerayı. Selim abi geçmiş. Ondan sonra diyoruz şey geçmedi diyor. Yanlış düşünüyorsun. Bunda özür dileyecek hiçbir şey yok. Eğer kaybolan amcan olsaydı ve Hüseyin'den şüphelenilseydi, Hüseyin o köyde geçseydi, Hüseyin'e de aynı sorular sorulurdu. Bugün buraya 5 yaşında çocuğu getir. Sen niye o gece orada dolaşıyordun? Niye o evin önünden geçtin? Ha nereden alkol aldın? Buradan gidip odada sorulur. Alındı ya, mı? Bu bizim kim arabasını birisi arayıp da biliyor musunuz bu adam amcası kaybolduktan sonra gelip arabasının döşemesini değiştirdi derse gidip onunla da konuşulur. O adama da niye değiştirdin diye sorulur. Bu suçlamak değildir. İnsanların şüphelenmek gibi bir hakları da vardır. O da neye göre? Durup dururken değil tabii yani. Ama orada bir şey var. Olayların bakıyor. Akışına göre. Bu sorulur. Bu kimseye hiç kimseye sen yaptın demiyoruz. Şu an ölü diri onu da bilmiyoruz. Ama 15 gün geçmiş. Burada ulusal bir yayın yapıyoruz. Bu adamcağızla ilgili bir kişi benden bir bardak su aldı demiyorsa ne düşünelim? Ve ayrıca inşallah da aile içinden çıkmaz. Her zaman söylediğimi burada da bir kez daha yinelemek istiyorum. Peki verelim ara. Evet, Antalya konumuza geçmeden önce Antalya'dan bir hediyem var. Hemen onu göstermek istiyorum. 11 yaşındaki Eda Kaya göndermiş hepimize. Bir zeytin fidesi göndermiş. Aa. Merhaba Müge abla, sizi tüm aile olarak çok seviyoruz. Kedim Tarçın da dahil. Senin kedin Tarçın'ı da öpüyorum buradan yanaklarından. Zeytin ağacını çok sevdiğinizi duydum ve hemen göndermek istedim. 2021 yılı sağlık, bereket ve barış dolu bir yıl olsun. Bu ağaç hocalara, size ve tüm Türkiye'ye demiş. Çok teşekkür ediyorum Eda'cığım. Öpüyorum tatlı yanaklarından. İyi ki varsın. Çok sağ ol, var. Üzerinde de zeytinleri bile var. Yani. Aa.
Nerede? Bunlar herhalde siyah zeytin. Benim bu arada zeytinlerimden bir tanesi. Çok güzel onun turşusunu kurdum. Diğerini de suyunu artık şey yaptım yaptım. Çok tatlı bir zeytin olacak inşallah. Hani böyle hiç bu... Hala... Şu kadarcık... Zeytin yaprağı çok faydalı. Yani onu dün geçen gün yine bir basında takip ettim. Suya koyup kaynatıp içiyor. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına haberlerde gördüklerini söyleme. Çünkü tam anlamıyorsun biliyorsun hani. Kekik meselesi gibi olmasın şimdi. Hani insanlara... Şimdi sen de onu hemen duydun. Acele zeytini de yiyorsun yaprağını da. Halledeceksin biliyorum. Yaprağını mı? Yaprağına bir şey yapmıyorum. Zeytin ağacım yok. Bu benim ilk zeytin ağacım. Yani zeytinciliğe adım atıyorum böylelikle. Evet. Canım benim Eda'cığım çok teşekkür ediyorum sana. Zeytin yaprağı zaten bir sulh ve sükun işaretidir. Ya hani, evet işte geçen gün onu söyledim zeytin ya. Gerçekten yaprağı... hani zeytin işte barış, bereket, bolluk evet. vesaire. Nuh'un evet. gemisine dayanan biliyorsunuz mitolojide de. Hem huzur, sulh. Barış işaretidir evet, yani. Ama işte bir zeytin dedim gördük ne kadar güzel. Bütün evet. Türkiye bir zeytinin etrafında ne kadar güzel. Bize güzellikler yaşattılar, gönderdiler. Bu zeytin fidesi de çok güzel oldu. Sen artık bunu ekeceğiz bir yere. Bir de bahçem olsa çok iyi olacak ama. Vallahi ona evin büyük önüne, saksı alacağım. Evin önüne dikin. Onu evin önüne büyük dikin. Büyük bir saksı alıp onun içine ekeceğim bakalım. Zeytin ağacı kutsal bir ağaçtır yani. Evet, evet. Çok kıymetli çünkü. Yani inşallah yağıyla, evdeki yapmış olduğun zeytinlerden birer parça bize verirsiniz. Şimdi bu turşumu bakayım yapayım güzel olursa getireceğim sabah yayın diye. Bilmiyorum daha ilk denemesi. Zaten ortağız sonuçta. Hep, zaten ortağız hepimize yollamış. Hani buradan yürüyecek bütün zeytin. Anam valla bu büyüsün gelin toplayın yapın yani. Dur şimdi onu, bunun için söz veremem ama Uğur'un gönderdiğini ben getireceğim yani. Ben ne bileyim şimdi. Bunların da Müge Hanım hiç gözleri doymuyor bu arkadaşların. Ah ah. Bırakın da kadıncağız rahat bir kahvaltı. Ben hissemi sana verdim afiyetle yakaladın. Abi şu kadar. Zeytin yemesi sizden o barış, bolluk, bereket. Hepimize gelsin. Ya bir dakika yanlış anlaşılmak istemiyorum. Diyorum ki zeytini ekecek bir toprağım olsa çıkanı da tabii ki hepinizle paylaşırım da dur bakayım diyorum. Yani ben bir saksının için ekeceğim. Artık ne çıkarsa seneye bakarız yani. Bunun üzerindekilerle yapılır mı bir şey bilmiyorum ama bana Uğur'la eşinin gönderdiği yaptığım o bir kavanoz zeytinden getireceğim size. Güzel olursa artık söylersiniz burada. Vallahi zeytinciliği adı Müge Zeytinleri. Neyse. markayı da koydum. Hemen bir ağaçla Eda bak görüyorsun. Efendim 74 yaşındaki 14 çocuk babası Kerem Durur. Şimdi öncelikle... şunu söyleyeyim, muhabirimiz Pembe Koç İzmir Kemalpaşa'da o çok konuşulan ifadeyi veren, yeğenlerinin şüphe duyduğu amcaları Medeni Durur'un yanında. Hem dün biliyorsunuz acaba bir para mı gönderdi mevzusu olmuştu, onu kendisine soracağız. Hem de gerçekten hani eşiyle, eski eşiyle beraber bir Resmi Hanım'la beraber gidip de dere boyunda mı aradı kardeşlerini, o çamurlu ayakkabıları soracağız. Diğer muhabirimiz de Zeynep Öncüler de bu çok konuşulan yani cinayete kurban gitti denilen ifadenin diğer baş kahramanı Songül Yenge'nin yanında iki eski karı koca karşı karşıya gelecekler. Biz dün Bolat Bey'le de konuştuk. Bir takım iddialar vardı. Ona da sorduk. Önce Bolat Koyun'un açıklamalarını bir izleyelim. Diyor ki resime de dönerse ben evimde onu bekliyorum diyor. Sana da mesajı var. Bir izleyelim. Bolat Bey ile Resmi Hanım'ın sayesinde tanıştık. Oğlum cezaevinde açık görüşü vardı. Bu kim dedik? İşte benim evlendiğim kişi budur dedi. Kaybolduğundan bir 10 gün sonra daha millet hepsi gelip gidiyordu. O sıralarda yani bir hafta 10 gün içerisinde. Kerem Durur'un kaybından sonra evine gittiği iddiasını yalanlayan Bolat Koyun, resime dönmez de kayıptan önce kesinlikle tanışmadıklarını söylüyor. O gelin orada yalan söylüyor, uyduruyor. Mümkün değil, töpede hiç. Kaybolduğunda da haberim yok. Hiç kimseden benim kıl kadar haberim yok ya. Esmer Hanım bizim programımızda Resmi Hanım'ın telefonla sürekli sizinle konuştuğundan bahsetti. Telefonlarım da burada. Kayıtlı tek öyle bir şey yok. Ta cezaevinde Ekrem'le buluşturup konuştuktan ki bu yana konuşmamız var. Ötene hayatta ne konuşmuşluğum ne tanışmışlığım hiçbir şeyim yok. Osman Durur'un gözdağı verircesine kapısına kadar geldiğini de ileri sürüyor Bolat Koyun. İstanbul'dan işte cumartesi günü geldiği gün akşamı saat gece 11 sıraları bir bağıran söylem var. Dışarı inekleyerek çıktım. Osman denen beyefendi geldiler buraya. Şoförü tanıyamıyorum, tanımadım. Ne diyorsun lan sen dedim ben. Ne demesini istiyorsun diye eser kalmadı. Oradan bir taksi çıktı. Taksi çıktı görünce hemen minikleri araba zarpadan
geldiğimiz yoldan aşağı şöyle korku derine doğru kaçtılar. Halil Bey'e hiç para teklif ettiniz mi herhangi bir sebep için ben, ya da şantaj yapması için? Biz vardık, büyüttüğüm oğlan var dedi. Konuştuk, tanıştık. Ağladı anasının yanında serhoşmuş. Dedi ana dedi, ekmek alamıyorum. Acım ana acım dedi, yalvardı. Ben de çıkardım 200 lira verdim. Ağlama dedim. Ha, nikah neye kıymıyor dedi. Bu dedi ki evli dedi. Boşanamıyor zaten dedi. Ha resime dedi. Bunu kurtar madem dedi. Bir fotoğraf gibi herhangi bir şey dedi. Bir poz bulursan dedi boşanacak. Ben dedi zaten ana dedi. Para olduktan ki benim yapmayacağım iş yok. Arkadaşlarım da dedi. Ben onu hallederim sen kafamı yorma dedi. Halil bunu diyen. Şu kadar sen Halil 5 milyar verin. 8 milyar veren demedi. Kendisi 8 milyar isteyen kendisi. Bolat Koyun, Kerem Durur'un çocukları tarafından suçlanmasının sebebini ise maddiyata bağlıyor. Onların derdi baba değil. Onların derdi para olayıydı. Evirip çevirip benim üzerime yıkıp onların dertleri o. Yani hiç kimse de Allah'ım açık, kimse de bir tereddüdüm de yok Allah'ın izniyle. Peki Resim Hanım hakkında neler düşünüyorsunuz? Onunla ilgili fikirleriniz değişti mi? O kadında hayatta hırsızlık yok. Altın çuvalım olsa ellemez. O kadar öyle kötü bir niyet de yok. Kendisi arz ederse gidecek yerim yok. Beni muhafaza et, ben seninle yaşamak istiyorum derse kapımı açarım. Ben istemiyorum derse yine kendi bilir. Aldığı çarpıcı bir duyumdan da bahseden Bolat Koyun, Kerem Durur'un kaybından Medeni Durur'un sorumlu olduğunu düşünüyor. Kerem kayboldu sıralar. Medeni'nin arabayla geldiği zaman akşam arabadan bir şeyler gece indirip indirip yükleme bile bir şeyler yapıyorlarmış. Evden bir şeyler indirip çıkarıp bir şeyler getirip koyuyorlarmış yani. Bu Medeni karısı Halil orada bir Konya'la bunu ara sıra böyle görüyorlarmış burada. Doğru mu anlıyoruz? Ekrem Bey, Halil Bey, Medeni Bey, hı, Songül Hanım'ın araçtan çuvalları indirip çıkarttığını görmüş. Görmüşler. Mahallede Konya'lılar görmüş, konuşmuşlar. Ekrem duymuş bunu. Ama Ekrem söylemiyor. Duyuyorum ben böyle şey ettim. Bunu Ekrem biliyor bunu. Ekrem bu pisliği, bunların bu pisliği yaptığını Ekrem iyi biliyor bu Ekrem. Böyle böyle geceleri de arabada da böyle çuvalları çoğalık indirelim şey dedi. Dedi herhalde dedi, bizim enişte dedi. Onunla bir bu. Dediler ama dedi Kerem kayboldu sıralar. Ekrem biliyor her şeyi ama açıklamıyor Ekrem. O kardeş delen var ya Medeni midir, Zerne midir ne karnası bilmiyorum. Ben %100 kalbim ondan yanıcılıklıyor. Bu Halil'in mutlaka eli var bu Halil'in. Bu amcasının Halil'in %100 bu problemde eli tahmin ediyorum ben. Düşünüyorum sabahlara kadar uyumuyorum düşünüyorum. Kafam öyle yorumluyor benim. İşte evime geldi dediği torun Osman'la gelin Neşe de stüdyomuza hoş geldiniz hepinize. Osman niye gittin evlerine Bolat'ın evine? Ablacığım 9 sıralarında... Niye gittin niye? Hayır gitmedim sokağa çıkma yasağı var. Ben o saatte halamın oğluyla evde normal telefonla görüşme yaptıktan sonra görüntülü konuşma yaptım. Ses kaydı da var. Bunu... Yani gitmedin yani. Hayır kesinlikle hayır. Ablam ben hatta diyorum ya... Zülküf Acargül, halamın oğlu. Çünkü senin şimdi Bolat Bey'le ne alakan var ben onu anlamıyorum işte yani. İşte ben de onu çözdüm yani. Ses kaydı da var. Aslında burada kimsenin kimseyle alakası yok. Hepiniz anne, oğul, amca falansınız. Yani. Şimdi Neşe Hanım, ben dinleyeceğim seni. Şimdi bu, önce şu konuya girelim hazır Medeni Bey'le Songül Hanım canlı yayındayken. Neşe Hanım siz dediniz ki biz o gün kaybolduktan... Ertesi gün mü oluyor? İki gün sonrası mı oluyor? İki veya da üçüncü gün. İki veya üçüncü gün. Resime Hanım... amca Medeni ve onun o sıradaki eşi Songül beraberce 10-11 gibi evden çıktılar gece. Evet, evet. Ve sabah 3-3.30 gibi de geriye döndüler. Aynen, geldiklerinde de hepsinin ayakları çamurluydu. Evet. Biz sorduk, dere yatağında arama yaptık dediler. Resim Hanım dedi ki ben aramaya çıktım ama öyle dere yatağında falan gitmedim. Songül Hanım dedi ki hayır ben hiç arama çalışmasına katılmadım. Songül Şimdi... Hanım orada yoktu zaten. Efendim? Songül Hanım orada yoktu zaten. Songül'ün bu konuyla hiçbir ilgisi yok çünkü Songül Gül orada değildi. Hayır, Songül yenge. Ha, gelin Songül var. Doğru. Yani yenge çok Songül olduğu söyledi. Için. Evet, tamam. Yani Medeni, eşi Songül evet. Ve Resim Hanım. Hala bu iddianızın arkasında mısınız? Hala arkasındayım. Osman sen de diyorsun ki ben eve geldiğimde çamurlu ayakkabılar gördüm. Evet, nenem belim ağrıyor oğlum yaşlıyım halıya basmayın dedi. Hatta o gün ben sabah geldim amcamla hastanelere bakıyorduk. İşte belediyenin açtığı spor kompleksleri var vesaire. Yani ayağımla yittim ayakkabıyım. Yazık günah bu yaşlı kadın. Bu çamurlu ayakkabı kimin? Esmer Hanım'ın evinin önünde miydi? Hayır, ona? Nenem gelin. Resmi Hanım'ın evinin evet, önündeydi. Hatta yengem dedi işte aramaya falan gitmişler. Ya dedim boş boşa niye gidiyorlar ki zaten? Peki nereye gittiklerini söylediler? Dere yatağına gittiklerini söylemişler yengem neneme, öbür yengeme. Benim ne yere var ki? Zaten biz araştırdık. AFAD'da da araştırdık. Emniyette biz de peki gittik. O dere yatağı benim biz de gösterdik ekranda da. Dere yatağı sabah 3.30'lara kadar aranabilecek bir yerde ki ne ot var, ne ocak var, ne ışık var.
Evet abla. Yani ışık yok, i̇şte, bir şey yok. Ormanlık alan burada. Ormanlık alanda 3.30'a kadar neresi dolaşılacak? Gece bir de. Gece yarısı. İşte aklınıza bu yüzden dolayı soru işareti olarak anladım. Kaldı. Medeni Bey, eşiniz bunu kabul etmiyor. Öncelikle her ikinize de günaydın diyorum sizlere de. Hoş geldiniz yayınımıza. Medeni Bey, o dönemki eşiniz Songül Hanım bunu kabul etmiyor ama diğer aile fertleri dere yatağında bir arama yaptıklarınızı iddia ediyor. Sabah 3.30'da da eve geldiğinizi yine ekliyorlar. Yaptınız mı böyle bir arama? Müge Hanım, Müge Hanım. Efendim. Ben Esmer, Resime, Murat Paşa camisinin etrafını 7 gibi geldik, 8.30 gibi geldik. Başka da dere yatağını, Antalya'yı ne bilirim. Songül de yanımızda yoktu zaten. Murat Paşa camisinin etrafını dolaştık. Ben Esmer, Resime. Hayır. Ha. Resime Hanım hayır gelelim. Diyor ona, Neşe Hanım da hayır, kesinlikle hayır diyor. Kesinlikle öyle bir olay yoktur. Cemil Paşa gittik. Hayır, 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 hayır. Ben Esmer, Resime beraber gittik. Belki de geçmiş gün. Tamam. Bunu saat 6'da gittiler. Esmer benim yanımda ön koltukta oturdu. Kayınvalidem Esmer gitti, Resime dönmez gitti. Otogarın karşısındaki camiyi. Bir buçuk saat sürmedi zaten. Beraber gene geldiler. Müge Hanım. Ondan sonra tekrardan saat 11.30 evet, gibi bu sefer Resime Esmer şey gitti. Tamam ama o diyor, hayır Neşe diyor ki o akşamüstüydü. Ama o akşamüstüydü diyor. Resime Hanım onayladı. Evet, akşamüstü gittik zaten. Tamam ama sonra tekrar çıktın, evet. Çıktılar diyorlar sizin tekrar için. Tekrar çıktık çıkmadı. Vallahi yalan. Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle. Ne yalan. Evet dedi. Yalandır ha. Şunu tamam, da söyleyeyim. Gittim diyor. Gittim diyor. Evet. Bir dakika. Ben şunu da söyleyeyim. Ben kalkıp da dere yatağına falan sabahlara kadar saat 3'te Neşe nerede bizi gördü? Yalan. 3'te gelince Neşe neredeydi? Hocam. O soğukta balkon üstünde bizi mi karşıladı? Amca hatırlarsan sen, dakika, ben, İhsan amca hep şey birlikte sabaha kadar geziyorduk. O aramalarda ben 3-4 kilo verdim. Bak biz günlerce nenem diyor. Say ki bir dakika amca lütfen. Aradık, amca. Konuya gelelim. Kim nasıl gördünüz diyor. Neşe bizi nereden gördü? Bir dakika Neşe cevap versin. Biz o gün zaten Müge Hanım 10 gün 20 gün biz evlerimize gitmedik. Benim iki çocuğum vardı. Songül'ün evinde üst katta yatıyordu. Biz sabaha kadar sobanın arkasında bile mi oturamıyorduk? Gelenlere çay veriyorduk. Hani arıyorlardı ya. Sabaha kadar evimize bile mi gitmedik? Geldiler. Osman hatta o gün saat 3.30. Bunlar geldikten sonra Osman geliyor. Ben ona bir bardak çay verivermez. Geri AFET ekibiyle geri gidiyorlar zaten. Gelir gelmez. O sıralar oluyor. Resmi Hanım diyor ki herkes 8'den sonra evine gitti yattı. Oradakini herkes sorabilir. Biz bir ay boyunca nereden baksan evimize doğru dürüst gitmedik. Peki dere yatağına gitmediniz de yani gittiyseniz nereye gittiniz o zaman? Yalan söyle. Yalan. Peki Neşe'nin, pardon Neşe'nin bu konuda yalan söylemesi için... Neşe yalan söyle. Dere mere gitmedik. Cami parası gittim. Camidim. Herkes orada, gençler orada. Peki caminin orada çamur var mıydı? Ya çamur, park, 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 çimel. Parkı dolaşmış. Allah var, Allah, buna yalan konuşurlar. Hatta Neşe diyor, hepsi yalan konuşuyor. Peki Neşe'nin yalan söylemesi için ne gibi gerekçesi var? Bir sefer ben bugüne kadar bir sefer. Ona herhangi bir yalan söylemedim. Bir sefer. Onun söyledikleri neyse ben aynısını ona söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Ki benim burada ne çıkarım var? Bir sefer gittim. Benim bir niye sefer. Yalan atayım ki? Olduklarını söylüyorum. Ben hatta o gün kayınvalidem ona kızdı da. Dedi ki evin yıkılsın. Yalan söyleme. Saat senin saatin mi dedi. Yalan döndü söyleme. Dedi ki hatta dedi ki kayınvalidem söyledi ona. Senin bu üstün başın ne deyince o da dedi ki. Ya yalan. Dedi abla dedi. Zaten abla diyor kayınvalideme. Sen abla dedi bir git dedi. Benim derdim bana ya, yeter zaten dakika, dedi. Biz... Benim dedi ben dedi Kerem'in derdine düşmüşüm. Sen yalan. Benim ayakkabımla üstümü değiştirdin. Üstüme düşmüşsün. Sadece terlik ettim. Oğlum bak yok. Şu ayakkabısı bile mi aklıma geliyor? İnsan bir ona ayakkabı aldı. Bir benim kayınvalidem aldı. Anneler günüydü. Onunki buraya kadar bot tarzı, kayınvalidemki de spor, ortopedik. Benim yani botanmış. Bunu bile ben söylüyorum. Evet. Ben niye onun hakkında yalan söyleyeyim ki? Sana. Tabii. Bota giymedim, bacı bot giymedim. Almış, çoktan almış. Ben hastalıyorum. O tepetik bana... Ayağına girmedi. Giriyor, giriyor. Giymiyor. Esmer'e verdim. Giymiyordu. Hocam, Esmer'e verdim. Şey, Müge Hanım zaten kıştı. Bütün gün boyunca terlikle, yağmurlu havada çamur. Terlik, nasıl terlik yiyor? Yağmur yok, çamur. Tersine gittim tazelerden. Medeni gelmiş dedi, yenge dedi. İhsan sana konuşmuyor. Abim camide görmüşse gideriz dedi. Ben şunu sorabilir miyim? Medeni Bey, Medeni Bey lütfen siz de bunu dinleyin. 15 gün evvel diyorsunuz. Bunu Adem de doğruluyor. Geldi anneme de küfür etti. Aynen. Ve evet. Ben erkek kardeşimi yani bizim kayıp zaten olarak aradığımız kardeşimi o zaman siz bakamıyorsunuz. Verin ben bakım bakayım dedi. Dedi abime ver ben bakarım dedi. Ve anneme de küfür etti diye Adem evet. De ettiriyor. Şimdi ben... Medeni Bey siz erkek kardeşinizi o gün al deselerdi
Ne yapacaktınız? Kim bakacaktı? Songül mü bakacaktı? Evime götürecektim. Evinizde kim var? Songül. Müge Hanım. Songül 5 yaşındaki çocuğunuza bile bakmıyor. Müge Hanım. Başına böyle böyle bitler düşmüştü. O mu bakacaktı? Müge Hanım. Efendim. Müge Hanım. Bir dakika, bir benim ayrı bir konuya, ayrı konuya geçmeyelim. Hı. Orada kimler var? Neşe var. Hı. Bunu tanıtıyor Neşe değil mi? Söyleyen. Neşe ve Esmer Hanım. Girmiş. Songül'ün Neşe hiç yalan konuşmaz değil mi? Bir dakika durun. Bir dakika. Şimdi neden şimdi? Neşe namaz kılıyor, millete muska yazıyor 50 liraya 100 liraya. Ya muska yazsaydı kayınbabasını çıkartırdı. Kayınbabasını çıkartırdı. Şimdi. Ya, ha. Neşe muska yazsaydı kayınbabasını çıkartırdı amca. Neşe. Şimdi Medeni Bey, iyice aramaya gittiniz mi diyorum. Diyorsunuz ki muska yazıyor. Terbiyesiz. İşte niye siz çağırıyorsunuz? Allah çocuğa kim bakacak dedi diyorum. Dün de söyledim. Tuttunuz Songül'ün dün diğer dört kızını söylediniz. Bahsettiniz. Gene o soru da ortada kaldı. Sakin ya, sakin. Müge Hanım zaten akşam kaynımı aramış. Abla, akşam sıkıştı, kaynımı sıkıştı aramış. Ne oluyor? Çocuklar sıkıştı. Sıkıştı. Müge Hanım sadece akşam arıyorlar. Yani kim ne sorsa başka bir şey anlatmanın bir manası yok ki yani. Müge abla. Kim ne söylese onun da o su var, bunun da bu su var. He. Müge abla. Seni şu an duyamıyoruz mikrofonu takmadığın için. Efendim. Yanında beri var. Efendim. Aile içinde ben söylemiyorum. Annesi babası çok mütevazı insan. Neşe'nin annesi babası için Neşe'nin açığını vermiyorum. Hey. Ben yerimi yerine olsa Neşe'yi topraklar başına Neşe'yi kendi seviyene bırakıyorsun. Gel. Sen var ya. Sen... Dünyayı dolandırırsın, Antalya'yı dolandırırsın. Neşe namaz kılıyorsun. Öyle sen Neşe. Amca öyle bir şey yapalım namazları onları bunları. Müge konuşun. Şimdi biz senin kardeşin. Kendin yengen karışma ya. Karışma. Şimdi kim ne derse kendi desin. Kendi düşürüyor. Medeni Bey hep ortaya bir şey atıyor. Evet. Yani dün şimdi Songül Hanım da ekran. Dün şimdi Songül Hanım yani kendi 5 yaşındaki çocuğa bakmıyor evde. Nereden Kerem'e bakacaktı dediğimizde Songül Hanım'ın 4 çocuğuna girdik. Gene bizim konu böyle gargaraya geldi. Ama şimdi sorular o değil bak, ki. Bak dün akşam aramış zaten. Kayınım Metin'i aramış. Benim buraya çıkacağımı bildi. Artık kim yetiştirdiyse. Demiş ki Neşe yayına çıkarsa, sen bağlanırsa he? Ben de bunları falcı olarak, büyücü olarak söyleyeceğim. Yani bu ya bana akşam arayabilirsiniz. Ya madem ki falcıysa kayınbabanı niye getirmedin? Falcıysa kayınbabanı falcıysan bir kere. Biz sabah burada, biz görmedik yani. Büyücüyse, ben 15 senelik buradayım Antalya'da. Hiçbir güvenli istediğim, bak ben ev temizliğine gidiyorum. Kat, İstediğiniz kişiyi arayabilirsiniz. Herkes benim annem burada. Yani ben bugüne kadar, hiç bugüne kadar ne bir muska ne bir... Çıkan söylesin. Ben buradayım. Ben hiç inanmıyorum yengemin öyle usta yaptığına. Şey beni tanıyorlar. 15 senedir kayın geleneğim. Ki kayınbabamla da ben ilgileniyorum. Şimdi Adem de boş konuşuyor. Hep böyle süre gidiyor işte yani. Aynen. Hiç gelemiyoruz. Boş ver yenge. Adem de boş konuşuyor. Bunlar da boş. Ben bir sene boyunca kayınbabamı götürdüm. Hayatım sen eğer böyle falcılık, muskacılık falan yapıyorsak bu yasak bir şey kanunen. Şikayete tabi bir şey. Birisi şikayet eder. Sen de buraya geldin. Onun cezası verilirdi. Ben hani bütün bu konuştuklarımız içindeki suçları toplayamam. Yani bayağı buraya bir asayiş şube kurmamız gerekiyor. Yani her şey var yani. Anlatabiliyor muyum? Ya abla ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam evde çıkmadığını ben tahmin ediyorum. Çıktıysa da el birliğiyle çıkardılar. Bu bir kişinin işi değil. Geldiğim günden beri konuyu dağıtmaya çalışıyor. Konuyu dağıtmaya gerek yok. Konuyu dağıtmaya çalışıyor. Geldiğim günden beri söylüyorum. Bu adam evde çıktıysa da Medeni Resime Songül'dür. Ha çıkmadıysa da Resime. Resime Medeni'yi suçlamıyor. Ben görmedim başka günahını yok alamam diyor. Yo, Resime suçluyor Medeni'yi. Ben en hayır, ben görmedim günahını alamam diyor. Günahını alamam. Canlı alamam. Görmedim günahını alamam diyor. Hayır öyle demedim mi? Şüpheleniyorum ama günahını da almıyor. Kimsenin günahını almıyor. Cenab-ı Mahsese ani dedim. Şüpheliyorum. Aynı şekilde söyledim. Cinat masasına gittim. Kime şüpheliyorsun? Makamım burada. Tamam. Ben medeni şüpheliyorum. Bir dakika, bir dakika. Peki bizim medeni ailede tek şüphelenmeyen kişi... Tabii canım. Tek şüphelenmeyen kişi kim var ailede? Kim? Aha da bu. Ben öyle ne mi zaman sorsam yengemle amcam yaptı desem duruyor. Bir insan elan atması için de bu şekilde yapması lazım. Adem. Kendi adına konuş. Yok, yapmamış mı? Ben annemi de yanlış söyledim. Sen dedin ki İsa bana bakmamış. Bir dakika, çok doğru bir şey söylüyor. Bir dakika, bir çok doğru bir şey söylüyor. Siz amcanızdan, Allah için ya, amcanızdan hiçbir şekilde şüphelendiğinizi söylemiyorsun. Ben hocam, bir dakika. Hep şunu söylüyorsunuz.
Ya ben niye şüphelenmiyorsunuz demiyorum. Evet. Ama şüphelenmiyorsanız bunun bir gerekçesi olmalı. Ama bir şey söyleyeceğim. Hocam, ben de açıkçası, ben de Medeni Bey biraz sakinleştiyse verelim hatta. Ben de neden Songül Medeni ve Resime sizin babanızın başına bir iş getirsin de ben yani, anlamıyorum. Para için yani, yani, tamam mı? Para içinse Medeni'ye gider tek başına alır. Niye yani, niye Resime'yi kalsın işin içine? Resime zaten bıkmıştı. Babamın değişik ilaçlar veriyordu. Tamam o zaman bir dakika, şöyle mi oldu? Yani Resime ile Medeni anlaştılar. Gel biz bu adamı ortadan kaldıralım dediler. O zaman çocuklarıyla anlaşıldı. Ne kadar o zaman niye şey. Niye amca? O zaman yani, çocuklarıyla anlaşıldı. Çocuklarıyla niye onunla anlaşsın? Songül dedi ki bak kayınbabam bunu kendisi bana söyledi. Ben kayınbabamı hastaneye götüren getiren benim. Kayınbabam kendisi bana dedi ki kızım dedi Medeni her öğlen çıkışı benim yanıma gelip beni arabayla alıp Songül'ün yanına gidiyor. Songül bana yemek yapıyor. O kadar güzel yemek yapıyor ki dedi. Evet, size yemin ederim ki bak bunu hepsi de biliyor. Şimdi niye hiçbiri söylemiyor? Ben söylüyorum. Hayır, burada ben söylüyorum. Sen hiçbir şey söylemedin. Sen anca bir böyle bir böyle yaptın. Sus. Ben öyle değilim. Hak adaletle sohbet. Ben kimsenin sapını tutar, kimsenin bayrağını sallamam, anladın mı? Neyse hak adalet benim için odur. Benim babam olsun gene suçlarım. Bu kadar basit. Dedi babam. Ne olacağını da bilsem gene suçlarım kardeşim. Bir dakika. Emin olmadan da konuşma. Sen anca bir şey. Sıra sıra konuşun. Sen bana demedin be. Daha evdeyken yüzme, hadi yüzü, bak senin yüzün benim yüzüme. Tamam. Sen bana dedin ki, Medeni sen annen gittin. Niye canlı yayında söylemedin benim adımı? Sen gittiğini söyledin dönüşünde ben şeyin oradan... Orada niye söylemedin, şimdi niye söylemiyorsun? Ben gene söyledim, kanalın orada inmiş dedim. O geldi, diğerleri gelmedi dedim. Sor bakalım ben gitmiş miyim? Sor bakalım ben gitmiş miyim? Sor bakalım ben gitmiş miyim? Sen kendin dedin ben onlarla beraber gittim diye. Hayır, yemin ederim sen söyledin, ben seni söyledim, yok dedim sana. Adem, Allah yukarıda, Allah Allah. Bir dakika, bak, konuyu karıştırmayalım. Bu çok önemli. Bunu ilk defa duyuyoruz. Evet. Allah yani Kerem Bey kaybolmadan önce evet. Medeni Bey'i caminin oradan evet, mı alıyor dedi? Evet, 3-4 gün önce. Bak kayınbabam kaybolmadan önce Songül Hanım'la Medeni Bey gelip babamı Tahtakale'nin oradan alıyormuş arabayla. Songül Hanım da ona yemek yapıyormuş. Ben de hatta dedim ki baba dedim sen Songül'ün evinde ne işin var? Ki bunu defalarca onlara da söyledim. Dedim ki babayı niye öğlen evine götürüyor? Kim bu konuşan? Neşe. Ya dün ki babam mesela... bunu bana da söyledi. Yalan yok şimdi. Medeni Bey, Bir dakika. Durun. Bunu ben Kerem abimi eğer orada Songül'le almışsam Resime de oradaydı. Resime'nin onu niye almadık peki abimi tek aldım? Resmenin de haberi var. Haberim yok ya, ona söyleme. Vallahi babam kendi eliyle söyledi. Hastaneye olsun. Götürüp getiriyordum. Diyordu ki ben Songül'ün içli köfte yaptığını nereden bileyim? Peki sen neyse kimdir? Mantı yaptığını nereden bileyim? Bunları siz söylediniz. Sen abinle alakan yok. Kimdir? Sen kimde şüpheleniyorsun? Söylesene. Senin abindir. Söyle hadi. Peki kim abin kaybolduğunda. Kimden şüpheleniyorsun amca? Söyle sen de söyle burada ya. Ayıp değil bir bu işte. Bir dakika, onun şüphelendiği önemli değil de Medeni Bey. Tamam. Siz işte asayiş şubeye cinayet masasına verdiğiniz, savcılığa verdiğiniz ifadede de bana gelirdi, benim karım da ona yemek yapardı diye yazmışsınız. Yani. Aynısı da burada söyleniyor. Evet. Benim abim benim evime nasıl gelecekti? Sen neyle alıyordun. Gelecekti? Asansörle çıkar. Nasıl gelecekti? Siz alıp götürüyormuşsunuz, öyle diyor. Ya evi bilmiyordu. Adam kendi evini biliyor. Benim evimi. Nerede bilirsin Hüge Hanım ya? Adam altına ediyordu ya. Yolda yürüyemiyordu ya. Nedense hepsini biliyorsunuz. Altına yaptığını biliyorsunuz. Evinize götürüyorsunuz. Yemek veriyorsunuz. Mantı yapıyorsunuz. İçli köfte yapıyorsunuz. Bunları biliyorsunuz. Ama evinize gelince götüremiyorsunuz. Bunları hepsini ki benim kayınvalide sen benim yanımda mıydı? Benim evimin içinde miydi ki içli köfte yaptık? Tamam sen bir... Siz sen... söylüyorsunuz. Sizin söylediğinizi söylüyorum. Sen o zaman benim evimin içindeydin. Benle beraber yaşıyordun o zaman. Kayınbabam söyledi bana. Kayınbabam. Ben o kadar hastanelere götürüp getirdim. Bir gün arayıp sordunuz mu? Sen o zaman benim evimin içindeydin. Ben içinde amca, değildim. Götürdükleriniz içindeydin. Çok iyi hatırlıyorum. Sen benim evimin içindeydin o zaman. Amca, siz götürdükleriniz içindeydin. Sen o zaman senin de parmağın var bu işin içinde. Songül Hanım siz yaptınız mı Kerem Bey'e bu içli köfte? İçli köfte mi deniyor? İçli köfte. Ha. Onları ben kendilerin evinde yaptım Müge Hanım'la. Kimin elinde? Adem dedi bize hiç yemek yapmadı. Vallahi de. Adem dedi bize hiç yemek yapmadı. Ben içli köftesini yemedim valla. Hayır, ben evimde yapmadım yemek. Yüzü yüzüme ben yememişim ya. Bak orada yalan söylemeyin. Güzel, doğru söylüyorsun. Resmi evimde şahit. Tamam, sen de yaptın. İnsan da şahit, hepsi orada şahit. Yapmış. Bak. Ya peki siz bu Adıyaman'a kaçmıştınız ya, bu adam kaybolmadan kaç gün önce Adıyaman'a kaçtınız? Nasıl gidiyorsunuz, geliyorsunuz Adıyaman'a? Ben sizin Adıyaman'a gidip gitmediğiniz konusunda hakikaten emin değilim. Aynen. Müge Hanım zaten evde yapmış. Bir hafta önce ben gitmiştim.
Bir hafta önce gittiniz Adıyaman'a. Yok benim dediğim. Yani bir hafta kaldınız mı siz? Ben yaptım, doğru söylüyorlar. Ama kendilerinin evinde yaptım ben. Evet. Sizin evinize hiç gelmedi mi Kerem Bey? İnsan da şahit buna. Hepsi de şahit. Hayır. İki sefer geldi. Bir sefer Resime yengemle geldi. Bir sefer de ailecek geldiler. Ben inkar etmiyorum kızım. Şimdi bak ikiniz de hattasınız ya. Yani Medeni Bey de sen de. Medeni Bey. Sen de aslında biliyorsun ama bak sen bu ifadeyi verdikten sonra ailede şüphe, şüphe başlıyor. Evet. Ve herkes aslında şunu konuşuyor. Tamam eğer Resime Hanım'ın dediği gibi kimse görmemiş ama caminin oraya gittiyse ya da Resime Hanım da yine orada doğru söylemeyip tek başına gittiyse caminin o tarafa. O zaman amcam bunu arabayla gördü, aldı, eve getirdi. Daha sonra da savcılığa verdi, ifade yaşandı. Songül kazayla öldürdü ya da bir kalp krizi geçirdi. Zaten almak istiyordu amcamı. Parasının yerini de biliyordu. Belki de parasının yerini söyletmek istedi. Babamız da o sırada vefat etti. Çöp arabasının arkasına koyup götürdüler. Yani böyle çok dallandırıp budaklandırıyorsunuz. Söylemek istediğiniz bu aslında. Evet, evet. Aynen. Tamam bana aynen. Söyletiyorsunuz illaki ama iddia budur. Yarın. Siz de buna cevap verin ne olur. Nüge Hanım. Efendim. Nüge Hanım. Ben bir kere de anlıyorum beyefendi. Öyle bir olay olursa. Allah'ım yarabbim. Bakın. Bakın öyle bir olay olsa ya komşuyu çağırırsın, ya ambulans çağırırsın, ya polis çağırırsın. Buna benim niçin bana nedenini söyleyin. Bağımız yok, bostanımız yok, mirasımız yok, parası yok. Bu adam parayı bilmez, yolda yürüyemez. Ben niçin bunu öldüreyim? Bir de bunun iç yerine bakın. Nüge Hanım bir şey daha var. Hı hı. Benim Resime ile abim tefecilik ediyordu. Faizden para verdikleri hurdacılar. Hepsi o izada abim onların önünde işe gider gelirdi. Bir de bunları araştırın. Abini kimse görmemiş. Hepsi diyor Resime. Biz, ya kimse görmemiş demeyin. Tahta kalanın önünde görmemişler. Ama o giden sokaklar nerede? O hurdacılar nerede? O kurtarcılar bayram bellidir. 23 günün kurtarcı seni abi öldürmez. O sıraya bakma. Adam söyledi sen sus. Resime. Beni dinle Resime. He katil. Kimse yani bilmez abimde 22 milyon olduğunu. Evet, millet parası katil. Çok var zanneder. E tamam dedi. Bu adam tefecilik yapıyor derler. Tefecilik yapıyor. Hunde ya, veriyorum adamlar kalp bana veriyor. 2 milyon tefecilik yapıyor. Bir dakika durun. He bir dakika durun. Resime. Durun. Söyle. Bakın. Biz ilk günde senin oğlun sana dedi. Dedi ki Resime'de şüpheleniyorum. Ben bunu avradıma dair söylemiştim binlerce defa. Sen bana telefon açtın ya. Resime bağlayın dedim avrat ben bunlara şüpheleniyorum. Tamam sen telefon açtın ya yenge. Nasılsın iyi misin? Bakın. Sen hak ettin. Seni, sen ortada kaldın iyi evlenmek yoktu. Sana ne dedim? Dedim. Medeni evet, ben doğruydu. Doğruydu. Medeni de senden şüpheleniyorum dedim demedim. Dur ben Müge Hanım amcama bir şey sorabilir miyim? Amca. Ya yenge ben sana o zaman da demedim yenge. Biz amca. Biz Songül'e gittik böyle bir karalama yaptık. Amca beni dinliyor musun? He? Beni dinliyor ben musun? Ben demedim mi ya? Amca sana bir şey sorabilir miyim? Bir dakika arkadaşlar hep siz konuşuyorsunuz. Bir şey sen, sorabilir miyim sana? Bir dakika bekleyin size bir şey söyleyeyim. Resime. Antep şahit, dünya alem şahit. Kaynımın önüne gittim. Biri silahı kafama soktu. Kafama sıkacaktı. Bak yine lafı saptırtıyor. Komşular yetişti. Dedim lan bu kimdir? Dedi adam seni öldürecekti. Bunların düşmanı bu neylesi? Amca. Ya ne kadar edin bak. Bir dakika. Bu sana kadar gencimiz var. Amca bu yalan. Bak bu yalan pandemiden önce ben Antep'e gittim. Yavrum bak. Antep'e gittim. Ben Antep'te yaşıyordum Medeni. Ben Antep'te ben yaşıyordum. Antep'e yalan gittim. Konuşma. Antike ben yaşıyordum ben. Evi onların evin karşısında. Ya bu kadar gencimiz var yaşadığımız bir şey de. Sana niye geldi? Ya iyi de Gaziantep'te düşmanları var. Altında tuvaletini kaçıran adamı mı gidip öldürdü? Bu kadar gencimiz var ya. Çocuk var yani. Etrafta genç delikanlı kim yaptıysa bir yani kötüse gençlerimizi götürürler. Onlar seni bekleyecek o düşman. Ben Ocak ayında Antep'teydim. Ya yine karıştırmayalım konuyu bence. Yine laf saptırıyorlar Müge abla. Açık ortada artık biz seni bekliyoruz bilmiyorum. 3 tane şüpheli açık ortada sözü. Kabak çiçeği gibi ortada. Biz elimize hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor elimizde. Gerçekten kafa yiyeceğim. Amca diyor kim ben yapmadım. Açık orada? Diyor, ben bir burada, iki de orada. Başka kardeşim elinde kanıt var mı? Avukatlık varsa
şimdi götürsünler. Git Polat'ı korun. Varsa ben Polat'ı falan koruyorum. Polat'ı korun. Varsa şimdi götürsünler. Ayrıca hanginiz daha büyüksünüz? Hanginiz daha büyüksünüz? Ben büyüğüm ya. 7 ay odan büyüğüm. Terbiyesiz, saygısız. Tamam, 7 aydan bir şey olmaz. Yaşı sayılırsınız. Ayrıca birine köpek demek, hakaret kabul edilmesi çok saçma buluyorum. Keşke hepimiz köpekler kadar sadık, köpekler kadar sevgi dolu olabilseydik. Durun. Şimdi şunu anlıyorum. Şimdi bak, resimeyle... Bir dakika bak şimdi. Resimeyle Bolat'tan şüphelenen bir grup olmasını anlarım. Ama yine söylüyorum, eğer Resime Hanım, Kerem Bey ortadayken Bolat Bey'le görüşüp hiçbirinize bunu duyurmadıysa alnından öpmek lazım. Yemin ederim 2 sene sonra. İyi yemin ederim. Helal olsun ona. Yemin etme ya. Vallahi ya yalan söyle. Mesela her gün senin... Neyse bak, sen yalancısın, yalancı. 8 ay bak, ben kendim aradım. En büyük sensin sen. Yalancısın, ne ya, yapıyorsun? Ev yok, o sizden sonra ben yalancı. Bu da sizden çıktı, tamam. Yenge bir saniye. Neşet. Nene, senin hukuki bilirsin. Sakin ol. Bir nefes al, bir nefes. Bir nefes al. Bak çocuk sana nene diyor, saygını bozmuyor. Bir nefes al, ben sana... Nene. Sana aralık yaptım, zakkım olsun. Doğru. Bunlara herkes anlayacak. Ya tamam, sen... Hocamı öldürseydin, ben bunları öldüm. Beş de esna dedi. Sen çocuk, kız doğru, ben oğlan doğruyum. Hangi oğlan, hangi zırar verdin? Allah var, Allah. Bir nefes alsın. Allah yemin ederim, ben ölsem ben temizleyeceğim. Kim kız doğuruyor, kim kız doğuruyor? Ya şimdi şöyle bir şey, bakın Müge Hanım size söylüyorum, geçmişe dönüyoruz ama benim annemi, üvey annemin 5 tane erkek çocuğu var, annemin 4 tane erkek çocuğu var, tamam mı? Anlamadım, kimin ve var? Üvey annemin 5 erkek Esmer çocuğu var, Esmer'in. Evet. Bak annem diyorum, yine saygımı bozma, onlar bozuyor terbiyesini ama Esmer'in ben saygımı. Esmer'in 5 tane mi var? Senden öleceğim. Kişi babanı korun. Nurgül bir sus. Esmer'in 5 tane mi var? Üvey annemin 5 tane, benim 5 tane abim var. He. Annemin de 4 tane kız çocuğu var. He. Esmer diyor ki babama, diyor ben bu çocukları sana büyüteceğim, tekmeyi vuracağım, çocuklarımı alıp gideceğim. Medeni geldi 97-98 senesiydi. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışım varsa düzeltsinler. Bunları aldı götürdü Antep'e. Bir dakika. Niye abimin götürdü? Tane... Sefaletten götürdü. Edepsiz. Ne sefaletsiz? Ben konuşayım sen. Babanı sefaletsiz. Ya ben bir içimi döküyüm. Evi tamamen konuyu değiştirdim. Bir konuşma, edepsizlik yapma. Ben konuşayım sen konuşayım. Sana lanet gelsin. Saygısız, terbiyesiz. Lafı nereye getireceğim? Saygısızlık yapma. Sen konuşsun, ben seni dinliyorum. Saygısızlık yapma. Belli. Bir ve annem çocukları aldı gitti. Bak sefaletten olsun, bakımsızlıktan olsun ben hak veriyorum. Ben doğruları söylüyorum. Anan tanıdı bize. Aldı götürdü, tamam mı? 2000 senesinde geri geldiler. Metin abimi, amcamın kızını istediler. Ben o zaman nişanlı. Benim babam benim başlık paramı aldı, Metin abimin başlık parasını ödedi. Çık amcam şahit, Allah için şahit. He, çok da laf konuşuyor. Babam benim başlık paramı 1000 lira aldı. Abime başlık parası 750 lira o zaman ödedi. Geldiler. Bu Esmer benim annemden nefret ediyor. Haklı, kadın yerden göğe kadar haklı. Üstüne kuma gelmiş. Kadın istemiyor, doğru. Annen aldın. Sen madem geliyorsun. Geliyorsun, tekrar geliyorsun. Bunun çoluk çocuğunu hepsini niye toplup Antep'e gidiyorsun? Size soruyorum. 5 milyon para veriyorum. Sahte para değil para. Sorma Songül. Niye götürüyorsun? Bırakmıyorsun. İnsan şimdi nefret ettiğin insanı niye götürüyorsun? İnsan niye götürüyorsun? Bir köpekten doğmaydı. Mesmede doğmasaydı. Lafı değiştiriyorlar. Öyle gidiyorsunuz. Siz geçtiriyorsunuz. Bir dakika, şimdi Bolat'ta kaldık. Bolat'la Resim'e tanışıyorlar mıydı? Tanışıyorlardı. Bunu Resim'e kendi ağzıyla cezaevin orada bana söyledi. Tanışıyorlardı. Evet, bana kendi... etmiyor. Şimdi bunlar açık görüş vardı, cezaevine gelmişlerdi. Bana küfür bu Polat'la nakliyesi vardı. Bak ben Polat'a o zaman orada gördüm. Beyaz bir nakliyeden indi. He. Ben dedim ki bu kimdir? Bana dedi ki bu evlendiğim eşim dedi. He. Ben de o sırada döndüm, dedim ki hani sen bir bakıcıya bakıyordu, bu eşin nereden çıktı? Eşi sakat, eşine bakıyordu. Yala. Dedi ki bana bak yala, şey yala. Yala. Sen bugüne kadar konuşurken cezaevine seni göstermedim. Cezaevinde bana gösterdi adamı. Orada kaldırdı, dedi ki benim bu kim deyince bana dedi ki siz hepiniz tanıyorsunuz bunu. Ben de döndüm, dedim ki ben bu adamı yeni gördüm. Ben bu adamı nereden tanıyabilirim? Döndü, dedi ki hatta sen bu adama çay verdin. Ben de bu çayı nerede verdim dedim. Bana döndü, dedi ki bu bizim evi de gördünüz zaten. Orada bir küçük bir balkonumuz var. Hı hı. Millet orada hepsi kanepelerin üstünde oturup çay içmişti. Ben de çay ikram etmişim. O da Ekrem Bey'in yanında oturuyormuş. Kendisinin söylediği şeyi söylüyorum. Ekrem'in yanında oturuyormuş, dedi sen Ekrem'in yanında, hatta ona çay verdin, o çayınızı içti. Senin dedi ki benim senin kuman yukarıda beyazdır, yanında Esmer
şey esmer bir gelini var. Sen de onun ikinci gelinisin diye. Bunu hem Polat hem o söyledi. Peki, niye şimdi ne inkar ediyorlar? Gelmiş çaya? Çaya bir haftalık 10 günlük daha bizim gelenlerimiz gidenlerimiz işte ne oldu bir haber aldı. Evet. Kaybolduktan bir hafta aynen sonra. Öyle. Bir önce öldü dedi. Bak, ama bir şey söyleyeceğim. Zaten senin erkek kardeşinle arkadaş olduğuna göre erkek kardeşin de yani benim de işte kayınbiraderim kayboldu dediğinde yani onun da onunla beraber çay içmeye gelmesi muhtemel. Dur. Ben Ömre'ye gittim geldim. Tamam, Cezeve geldim. Adam gitti ben ağladım. Tamam ben ağladım dedim. Adam mola götürdü. 2 sene oldu. Tamam. Nasıl 2 sene ben Polat'ın yanında sonra sana dedim. Sen 2 sene Polat'ın yanına gitmedin. Orada bir dur. Polat'ın yanına ya 8 ay ya 9 ay. Çünkü kanser diye kızlarını çağırdı. Bak. Kanser diye kızlarını çaldı. Bu mürvet solmaz. Ben kızım gelmiş. Dediniz. Ben de özledim. Bir de son gün Antalya şeyden Kocaeli'den kalkıp Antalya'ya geldiler. Nedense anası kanser olduğu gün o gün mangal da yapıyorlar. Bu da işin içinde. Yalan. Ondan sonra notere gidiyorlar. Yok. Sen kendi ağzınla söyledin. Bana yalan deyip geçip karşıma durma. Yemin ediyorum. Notere gidiyorlar. Yalan söylüyorsun. Suna da şahit. Annemi bunun Ebru'su var. Yalnız var ya bu ailenin de kilidi Neşe ha. Neşe işlerinde ama. Annemi babamı götüren bendim. Gelen bendim. Bak bunlar böyle oluyorlar. Ben ama Allah korkum var. Ben niye kalkıp istiyorum? Ben senin söylediğini söylüyorum. Son gün kendisi inan ki bak benim iki çocuğum var. Ben iki çocuklarımın üstüne de yemin ediyorum. Annen konuşurken ne konuşuyorsun? Yok, bana ne dedi biliyor musun? Kalktı dedi yenge dedi. Vallahi dedi biz annemizin yanına gelmişiz dedi. Kendisi söyledi. Ben dedim kız dedim. Anneniz bir adamın yanına ben geldi, bakıcı olarak gittim. Geldi, ben geldim. Kendim bileme çağırdım. Demiyorum ben gelmedi, geldim. Demedi. O da dedi ki yenge dedi. Şey dedi annem rahatsız dedi kanser olmuş dedi biz onun için toplandık geldik dedi. Sonra bir öğreniyorum ki bunun kız kardeşi var orada annem. İşte yengesi var ne yapıyorsunuz valla bize mangal yapmışlar mangal yiyoruz bak. Ben dedim son gün akşam bir daha aradı dedi ki valla dedi biz mangalı yedikten sonra dedi notere gitti. Sizin noterde ne işiniz var üç bacı madem ki kanser için geliyorsunuz notere. Vallahi kendisi söyledi bak. Ne yapmışlar noterde? Bana söylemedi o kadarını. Noterde vardı işimiz vardı gittik buna Suna da şahit. Suna'nın evinde Şafak'ta oturan evinde söyledi. Yüzü o noterde de işte evi mi? Sabah gitti akşam gittiler. Ben tamam. Sabah geldim. Bak, akşam belki o devre olmuştur. Hayır. Hayır telefonla söylüyor zaten söyledi. Telefon kayıtlarını hepsini çıkartabilir. Benim 15 senedir telefonum aynı. Telefon bunlar gibi. Neyse sen diyorsun ki Bolat Bey'le benim kayınpederim yani Kerem Bey kaybolmadan önce ikisi tanışıyordu. İkisi tanışıyordu Müge Hanım. Ya, tanışmasaydı Müge Hanım. Tanışmıyordu. Bak tanışmasaydı. Ben demiyorum belki o sıralar hani ben görmedim ama kendi ağzıyla ya bana tamam, gelip söyleyince geldim sonra gösterdim. Bak ben aradım onu telefonla. Ya iyi de Ümre ile kaybolduktan sonraki taziye ziyaretinin ne alakası var? Ya Kerem Müge Hanım. Peki ya ay süre de yetme. İyi de mesela şimdi Bolat Bey'de röportajında bir sene sonra insanı dinliyor. Ben diyor Medeni'den şüpheleniyorum. Halil'i niye kattılar içine? Bugüne ya, kadar Halil yoktu. Bolat Bey dedi ki... Halil para istemiş ondan biz... Siz para teklif ettiniz adama. Kime? Annen sana nasıl yaptıysa adama nasıl yaptıysa ya sana da yapmıştır. Hayır 10 bin lira istemiyorum. 20 bin lira istemiyorum da. Arkadaşlar o zaten çok saçma. Ben de anlamıyorum yani. Arkadaşlar. Ya bu ne kadar saçma bir şey. Boşanma aşamasında bir karı koca var. Adam zaten başkasıyla gitmiş imam nikah yapmış. Şimdi kadını suçlamanın ne manası var yani? Onu anlamıyorum ki ben. Zaten adam gitip başka kadınla yaşıyor. Nürgül'ün bana söylediklerini görüyor musun sen? Medeni Bey bir saniye. Medeni Bey. Bolat Bey. Duymuyorum diyor. Ben de diyor bu işin içinde Medeni'nin olduğunu düşünüyorum diyor. Ne dersiniz? Evet. Müge Hanım. Efendim? Bolat'ı ben televizyonda gördüm. Hı hı. Ne tanırım. Şu anda karşılaşsak gene bilmem. Sadece resime dedi ki Polat denen bir adamla evlendim. Ortalıkta kaldım oğlum evlendi. Dedim yenge. Ortalıkta kalmışsan iyi etmişsin. Gerçekte de kaldı. Hakikaten Polat. Lan. Ben Ekrem çok mütevazı bir insan. O ve çocukları. Ekrem mütevazı. Ekrem'le ben. Ekrem daha ömründe benim arabama binmemiş. Ne çocukları bilmiş, ne kendisi bilmiş. Ekrem'i ben 2 sefer Resime'nin evinde görmüşüm. Başka da adamla karşılaşmamışım. Yalan konuşmasınlar. Peki sen Ekrem de Resime'nin kardeşi. Yani Resime'nin kardeşi Bolat'a demiş ortada ki... Kalın, ortada mı kalmış? Senin o insanın var ya, hakkı dur, senin burnundan tamam, tipil tamam. Tipil gelecek. Senin de kızların da ortada kalmış. Ben gittim ya. 4 gün oğlanda kaldım. Kimse konuşma ben kızım hakkıyım. 4 gün kaldım. Oğlum gece yarısı, perşembe günü akşam beni getirmeye komama bırakmış.
Hamama mı? Ben kumama yedi gene. Esmer nenem gile bırakmış. Şuna da dur kardı kimle kardı? Ben kumama, sileceğim. Evet kumasını orada bırakmış. Orada 4 gün kaldım. Ben gittim. Hani sen kalmamıştın? Dur gün kaldı. O gece kaldım. Anahtar Aysel'e aldım. Benim Erinci oğlan var ya. Kalmamıştı sözde. Bir kere aldım orada. Temizledim anahtarı suyuna bıraktım Mehmet Gül'e gittim, yeğenime gittim. Tamam işte o gece de diyor ki Esmer cep telefonuyla konuşuyordu. Sorum, gece saat 1.30'da evine indi. Her zaman konuşuyorum. Ama gece 1.30'da kimle konuşuyorsun? Adem'le konuştuğunu söylüyor cezaevinde. Dur tamam konuştum. Dur ben akatım hele burada. Dur ben gittim. Mehmet Gül'e kaldım. Orada cezaevi hasana gittim diş çektirdim. Benim ona dedim Ebru bonu bacısıyım. Telefon dedi amca nenem çantası al getirdi. Ben Ankara'ya gideceğim kızım yanına. Bileti ayırmıştık. Bilet açmadı pazar tersi günü. Ben gittim. Dişatı insan dedi sen neredesin? Valiz getir. Valiz nerede dedim Mehmet Gül'de. Dedim ya telefon sen İpek Gül'de bıraksaydı. Ola oraya sen gittin. Ben anam dese insan dedim ne oldu Allah aşkına ben bu. Yalan söyleme. Yorulsun sen. İnsan sana öyle bir kelime hayatta söylemez. Veysel'den inanırım. Bak Veysel söyler. Veysel bunu söyler ama insan sana o kelimeyi yüzünün arkasına koymuyor. Tamam telefon bellidir. En sona gittim. Esmer Gül'e gittim. Bu kelimeyi de rahmetli oğlu söylemişti ona. Veysel karısı orada yatırdı. Veysel'e dedim Veysel. Oğlum sana 400 milyon verdim. Ne ev tutmadın? Evi tut ben senin hizmet ve sen karına berber çalış. Bağır. Hadi bağır diye. Dedi ben yapamam seni eşyanı evi hepsi İhsan'a gönderdin. Sen İhsan'a düğün yaptın. Kerem kayboldu bir sene sonra düğün yaptım düğün. Sen ona düğün yaptın. Bana eşya bırakacağım sen düğün erne diyor ya bileziklere kredi alacaksın. Ya bırak bu gene konuşuyor. Bilezikleri konuşmayın tamam. Bilezikleri ben aldım. Sizi ilgilendirmiyor. İstediğiniz kuyumcuya da götürün istediğiniz yere de şey yapar. Bilezikleri benim eşim 18 milyar para çekti. 20 milyar ya yalansa ben 20 milyon para alamam. Ben kuyumcuya gittim. Şimdi bunları biz dinliyoruz da ben lafın sonunu nereye varacağını bilmiyorum. Nereye varıyor? Lafı karıştırıyorlar. Bak bu kayınvalidem ben kayınbabamı hastaneye götürdüğümde döndü kaynanama dedi ki inşallah Neşe dedi bunu bir çukurdan atar da biz de o çukurdan kurtuluruz tamam, demişti. Bazen insan kocası ben değil, ne söylüyor? Sen mi atacaksın çukura da? Evet, dur bana baba gelin bana dedi. Devam edelim. Biz yarın devam edeceğiz. Bir virgül koyalım ama dinleyelim şeyde. Efendim yarın görüşebilmek dileğiyle. Her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Hep daha çok el ele vereceğiz. Toplumun iyi insanlarının sesi çok daha gür çıkacak. Kötülükler var ama iyi insanlar da var. Yıkılmamak lazım olaylar karşısında. Ayakta durup ben bunun üstesinden gelebilirim demek lazım. Kuralları biz belirleyeceğiz. Karşı taraf değil. Biz bir arada güçlüyüz.